Herkese iyi akşamlar. Ben Aslı Öymen. İstanbul Gönüllülerinin organize ettiği İstanbul Sohbetleri, Benim İstanbul'um sohbetine hoş geldiniz. Bu serinin ikincisini yapıyoruz ve bugün çok hepimizin çok sevdiği, çok değerli usta oyuncu Göksel Kortay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Göksel Hanım. Hoş bulduk. Bütün izleyenlerimize de hoş geldiniz diyorum ben burada. Rica etsem mikrofonlarınızı kapatırsanız çok seviniriz ki yayınımız sorunsuz devam etsin. Göksel Hanım'la gerçekten burada olmaktan çok mutluyum ben de. Ben de öyle çok heyecanlıyım. Evet, heyecan her zaman var. Bu kadar sahne tecrübesi olan birinin hala heyecanlıyım demesi ne kadar güzel bir şey. Felaket heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Gerçekten ne güzel. Ama bu çok güzel bir şey. İnsanı çok diri tutar herhalde. Seyirciyle buluşuyorum. Bunca zaman sonra 1,5 yıldır sahneye çıkmıyoruz. Gerçi bir iki söyleşi yaptım ama gene de tabii çok başka bir heyecan. Yani bu da çok başka. Üstelik bu teknik bana çok yeni, ondan da çok heyecanlıyım. Konumuz İstanbul, ondan da çok heyecanlıyım. İşte heyecanla gideceğiz bakalım. Evet, şimdi Göksel Kortay tabii bir tiyatro sevdalısı, tiyatro aşığı. Onu çoğumuz biliyoruz tabii. Ama bir İstanbul sevdalısı olduğunu daha az bilen vardır diye düşünüyorum. Bu da bizim için çok büyük bir şans. Şimdi ben bu iki sevdadan tabii bahsedeceğiz. Bir kere İstanbul sevdasına geçmeden önce siz İstanbul'u çok seviyorsunuz ama bir tiyatrocu olarak tiyatroyu özlediniz mi bir kere şu 1,5 yıldır biraz önce söylüyordunuz hepimiz kapandık ve hayatımız işte nasıl diyeyim minimumda gidiyor mümkün olduğu kadar az temasla çevremizle, Benim sesimi duyuyor musunuz? evet duyuyoruz çok güzel geliyor sesiniz. Şimdi ben 1,5 yıldır yani 11 Mart 2020'den beri o gece turneden döndük Sakarya'dan. Onun da 11 Mart'tan ha 11 Mart'ta da gündüz derse gittim. 11 Mart gecesinden beri ben kapıdan dışarı başımı çıkarmıyordum. Kimseyi de eve almıyorum. Tam Öyle. izolasyon. Evet, tam izolasyon. Ta ki 20 gün öncesine kadar, 20 gün önce çok sevgili 62 yıllık dostum, çok can dostum ve çok tiyatro için çok büyük önemi olan bir arkadaşımı kaybettim. Eşi de benim çok yakın dostumdur. Yani kardeşim gibidir. Erol ve Suna Keskin. Ve de komşularım alt katımda oturuyorlar. Oo. Ama Başınız sağ olsun. sağ olun siz. Tekrar. Alt katta oturmalarına rağmen bu 1,5 yılda ne Suna bana geldi ne ben onlara gittim. Ta ki Erol'u kaybedinceye kadar o gün bütün cesaretimi elime aldım. Yani illaki gitmeliyim tabii duyduğum an hemen indim aşağı. O günden beri de işte hem törenine gittim hem kabrine hem camiye hepsini yaptım. Üstelik bir de konuştum. Konuşamam dedim ama konuştum. Ve ondan beridir de işte her gün Sunay'a gidiyorum şimdi. Yani 20 gündür evden kapıdan çıkar oldum bu nedenle maalesef. Kötü bir nedenle ama çok çok değerli tiyatro adamı, hem büyük aktör hem çok değerli tiyatro adamı Erol Keskin'in maalesef aramızdan ayrıldığı sırada da bana böyle bir son iyiliği dokundu ve beni evden dışarı çıkardı. Evet, ne güzel. Bunu böyle bu şekilde buna bakmanız ne kadar güzel. Böyle olumlu duygularla hepimiz sevdiklerimizi kaybedebiliriz ama hep olumlu duygularla onları anmamız şart tabii ki. Aynen.
Evet, siz şimdi tiyatroyu özlediniz mi? Onu sorayım bir kere. Tabii ki çok, yani 15 gün oynamasam diyelim, tiyatroya yani başka bir oyunu izlemeye gittiğim zaman eskiden ağlamaya başlardım. Yani gözlerimden akardı. Ben niye sahnede değilim diye. Yani toplasanız işte 15 gün bir aydır oynamamışım mesela. Ben niye orada değilim diye. Şimdi düşünün, 1,5 yıl ve sahneler bize yasak. Çıkamıyoruz. Şimdi bakalım 18 Ağustos'ta başlıyoruz inşallah. Evet. Molière oynuyorsunuz galiba, değil mi son? 10 yıldır Molière'in Kibarlık Budalası'nı oynuyoruz. 10 yıldır. 10 yıldır. 600. Müthiş bir rekor değil mi? Bir rekor. 670. oyun ve sanıyorum ki bu bir dünya rekoru herhalde. Guinness rekorlar kitabına girecek. Yani şöyle bir şey. Dili Fransızca olmayan bir ülkede Molière'i ve Haldun Dorman gibi büyük bir çınarın oynadığı bir oyun, önemli çınarın, tiyatro çınarının oynadığı bir temel taşının oynadığı bir oyun. Hiç yani başlangıcından bugüne hiç ara vermedi. Sürekli yani 10 yıl oynanmıştır belki ama aynı aktörün oynadığı zannetmiyorum olsun. Yani ben duymadım bugüne kadar. Çok müthiş. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Bir kere kadro tabii müthiş. Evet, oyun tabii çok ilginç. Yani komedi ama çok sözü olan bir oyun tabii, sonuçta bir Molière. Yani Fransa'da bile bu kadar sürekli olarak bu kadar oynanmamıştır diye biliyorum ben. Evet. Ama yanılıyor olabilirim. Ve çok da şeker bir oyun ama lafı olan, mesajı olan bir oyun aynı zamanda. Yani güldürüyor ama güldürürken de çıktığınız zaman tiyatrodan düşünüyorsunuz. Çünkü bir toplum eleştirisi var orada. Yani sözler arasında ufak ufak belli etmeden güldürürken onlar giriyor araya. Çok ilgisini çekti nedense. Herhalde bir de hem Haldun'un hem benim yaşımız ileri oyuncular olarak hala sahnede olmamız da ilgi çekti sanıyorum. İşte bunların hepsinin bir kombinasyonu olarak 10 yıldır oynuyoruz. 11. yıla girecek idik, giremedik. Şimdi gireceğiz inşallah. Şimdi gireceksiniz. Şimdi 19 Ağustos'u herhalde iple çekiyorsunuzdur. Aslında bizim için de öyle. Biz de bütün sizlerden mahrum kaldık sonuçta. Tiyatrodan mahrum kaldık, sinemadan mahrum kaldık. Yani şu ekranlar tabii biraz hayat kurtardı ama bir yere kadar o da. Yani şu tiyatro şimdi, bambaşka. Tiyatro böyle online yapılamıyor maalesef. Yani yapılıyor da olmuyor yani. Keyif olmuyor, tadı olmuyor. Çünkü tiyatronun en önemli özelliği seyirciyle göz göze, gönül gönüle olmanızdır. Yani o müthiş bir heyecandır, müthiş bir duygudur. O seyircinin her an kıpırtısını hissetmek, nefesini hissetmek ve oradan gelen, oradan bize sahneye gelen sıcaklığı hissetmek, o bambaşka bir şey. Zaten sırf o nedenle, o keyif için yapıyoruz biz tiyatroyu. Evet, şimdi onu ben her zaman çok merak ederdim. Bir bu izleyiciyi, seyirciyi hissetmeyi bir çok yeni var tiyatroya çok yeni başlamış bir oyuncu da hisseder mi, yoksa biraz ustalaşmak mı lazım o seyirciden gelen reaksiyonları almak için? Biraz lazım elbette. Şimdi ben ilk zamanlarda fazla farkında değildim. İlk zamanlarda böyle seyirciyi görebiliyordum. Yani görürdüm. İşte arkadaşım Ayşe gelmiş, ikinci sırada oturuyor falan diye ilk yıllarda. Ama şimdi hiç görmüyor, hiç bakamıyorum. Ha. Yani işte 57. yılıma girdim ben. Yani daha doğrusu 57 bitecek.
Ekim'de 58'e gireceğim. Müthiş bir şey. Evet, inşallah o günleri görürüz bakalım, 58'i de. O zaman yani bunun diyelim 2-3 yılı öyle seyirciye bakardım arada sahnedeyken. Aa, şurada bak annem orada oturuyor işte falanca şurada oturuyor diye, şimdi hiç farkında olmuyorum. Ben ama de zannederdim ki tiyatrocular hep görür. Görür ama hani görmezlikten gelir gibi diye düşünürdüm. Tam görür, tersi oluyormuş. Bazıları görür. Bir de bizim şimdi ben seyircilere tüyo vereyim, ona göre davransınlar. Bir de böyle dekorun bazı yerlerinde minik minik deliklerimiz vardır şöyle. Böyle şu kadarcık böyle tırnak kadar. Oradan yani sahneden çıktıktan sonra oradan bakarız kim var kim yok seyircide diye. Kim gülüyor, kim gülmüyor, kim ilgili, kim uyuyor, hepsini görürüz biz oradan. Hiç bilmiyordum. Ben ilk defa duyuyorum vallahi. Çok güzel bir tüy oldu bu. O delikleri bulmaya çalışıp. Evet, çok güzel. Şimdi siz tabii sadece oyuncu değilsiniz. Yönetmenlik de yapıyorsunuz. Zaten onun üzerine de eğitim aldınız. Çevirmenlik yapıyorsunuz. Seslendirme sanatçısısınız. Çok müthiş. Bütün bunlar bir tiyatronun bütününün bütününde varsınız. Evet. Bu tutkuyu şimdi size sormak istiyorum. Bu tutku ne zaman başladı? Tiyatroyla bu nasıl diyeyim yakınlaşma ne zaman başladı? Kaç yaşındaydınız? O dönemlere bir dönelim. İlkokuldayken ne zaman işte milli bayramlar var. Ne zaman o zaman turizm haftaları, yerli malı haftaları filan olurdu. Onlar varsa ben oradaydım. İlla ki mutlaka konuşurum, şarkı söylerim. İşte sunuculuk yaparım. İlla ki bir şeyler yaparım. Böyle böyle başladı. Sonra bir de benim babam tiyatroya çok meraklıydı. Onun için yani beni 5 yaşından itibaren tiyatroya götürürdü. Haftanın en az 2 günü, bazen 3 günü, o zaman televizyon falan yok tabii. Babam gelirdi, hadi bakalım bu akşam tiyatroya gidiyoruz derdi. Biz tiyatroya giderdik. Bir de oradan alıştım. Babam çok severdi tiyatroyu. İşte oradan, o zamanlardan karar verdim ben tiyatrocu olacağım diye. Ta o zamanlardan. Galiba dondu görüntü. Şimdi Göksel Hanım'ın... burada mısınız? Tamam. Bir ara kesildi. O zamanlardan başladı dediniz. Yani gün gelip de ben tiyatrocu olacağım dediğim zaman babama evde kıyamet koptu. Oysa ki ben o nedenle tiyatroyu sevdim. Beni o alıştırdı. Ama ben tiyatrocu olacağım diye... Üstelik bir de Amerika'da eğitim almak istiyorum. Siz kaç yaşındaydınız bunu söylediğinizde babanıza? Ben işte son sınıftaydım, kolejin son sınıfındaydım. Kıyametler koptu. Duyulmamış, görülmemiş şey. Nereden çıktı bu? Nasıl olur efendim bir genç kız? Siz bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Babadan bu reaksiyonu. Bekliyordum. Ama ben çok kararlıyım. Onun için yani geri adım atmadım. İlla ki de yapacağım dedim. Babam olmaz dedi. Ama benim zaten bütün yaşamım öyle geçti. Yani hep zorlukla bu bakımda. İşte bir şey yapacağım derim. Bir ket vurulur. Mesela şeye gitmem de, Robert Kolej'e gitmem de öyleydi. Babam ben oraya yollamam dedi. İşte ben illaki oraya gideceğim ya da okumayacağım dedim, cahil kalacağım dedim. Ağladım, sızladım, zorla gittim. Son anda kandırıp babamı. Amerika'da öyle oldu, eğitimde öyle oldu. Hep öyle oldu yani. Hep karşı çıkmalarla karşılaştım. Ama benim bir böyle mücadeleci ruhum var. Aslında ben çok İyi bir evlattım. Yani çok söz dinleyen iyi bir evlattım. Ama işte bu karar verdiğim bir şey kendimce olmadığı zaman
illaki onu elde etmek için çok savaşırım. Bir de şeyi söyleyeyim, o çok ilginçtir tiyatroyla gene ilgili. İlk gittim Amerika'ya, ilk ders. Biz tabii hepimiz gözlerinden ateş fışkıran, oyunculuk heyecanı içinde, oyuncu olmak için oraya gelmiş öğrencileriz. O zamanın çok ünlü, bilenler bilir o devirden kalmalar. Tyrone Guthrie diye hem Hollywood'da hem Broadway'de müthiş ünlü bir yönetmen geldi bize ilk derse. Bizim elimiz ayağımız titredi korku, çünkü Oscar'lı filan, Oscar'lı işte şeyli, Tony'li filan bir adam. Onu karşımızda görünce ne olduğumuzu şaşırdık o zaman. Hollywood'un en ünlü yönetmenlerinden. Ve ilk cümlesi şuydu: oyuncu olmak yolunda eğer karşınıza bir engel çıkarsa bırakın sizi engellesin. Hiçbirimiz birbirimize baktık. O koskoca adam gelmiş, bizim hayranlıkla böyle ağzımız açık dinlemeye hazırlandığımız ünlü muhteşem yönetmen böyle bir şey söylüyor. Birbirimize baktık, hiç anlamadık. Aa, deli mi bu dedik, biz bunu gözümüzde fazla yüceltmişiz. Saçmalıyor. Ve ta ki ben 10 yıllık filan oyuncuydum artık, ne demek istediğini o zaman anladım. Ne demek yani, istemiş? Hani diyor ki her şey de öyledir. Eğer ilk önünüze çıkan engelde pes edecekseniz zaten siz gidin, sizden bir şey yok. Ben hiç diyor buna yani yola aklınıza koymayın, zaten olmaz diyor. Yani işte her işte öyledir zaten. İlla ki dört elle sarılacaksın, takip edeceksin. Yani ilk adımda vazgeçersen hiçbir şey olamaz. İlla ki takip etmek, onun için savaşmak, bir efor, bir enerji sarf etmek, bir emek sarf etmek gerekiyor. Evet, çok doğru. Mücadele çok önemli. Şimdi siz babanızı ikna edip Amerika'ya gidip okuyorsunuz, orada çalışmaya başlıyorsunuz, sonra Türkiye'ye dönüyorsunuz. Orada öyle çabuk ikna olmadı. Yani bir yıl geçti aradan filan. O sırada zaten ben bir şeye girdim. Fulbright'ın sınavlarına girdim. Onu kazandım. Ve ilk defa edebiyat dalında ilk defa veriyorlardı Türkiye'de bu şeyi. Genelde fen, işte müsbet ilimler filan onlara ve hukuk filan onlara veriyorlar da edebiyat, tiyatro gibi şeylere vermiyorlardı. İlk bu Türkiye'den kazanan benim. Onu ben kazandım ya, bir kere gitmeyi garantiledim her ne olursun. Adım adım. İhtiyacım yok yani, gidebilirim. Burs almış. Hiç söylemeyecektim babama. Çünkü bir yıl sonra gidiliyor. Babamın da böyle şakacı, esprili bir tavrı vardı. Dedim şimdi bütün yıl benden alay edecek, sen nereye gittiğini sanıyorsun filan diye. Sonunda da bırakmayacak. Onun için son anda söyleyeceğim. Ben gidiyorum, hadi Allah'a gidecektim. Ona karar vermiştim. Anneme söyledim ama annem benim can ciğer, yani en iyi dostum. Ne güzel. Nurlar içinde yatsın. Nurlar içinde yatsın. Tabii sakın dedim babama söyleme. Yok, söylemem dedi. Tabii duramamış, iftar etmiş, kızımız burs kazandı filan diye. Hemen yetiştirmiş, akşam eve geldim, babam dedi ki ooo Amerika'ya gidiyormuşsun. Eyvah eyvah. Dedim ondan sonra nereye gidiyorsun, nasıl gidiyorsun? Yok yok dedi, belli değil öyle bir şey dedim işte, yani gidip gitmeyeceğim de belli değil filan dedim. Sonra babam dedi ki bir yıl sonra, ama yani bütün yıl ben yürüyeyim ağzımda ne olacak diye. Dedi ki tamam, son dakikada tamam git, ama dedi orada ne yap, bir yıllık burs, orada ne yapacaksan yap dedi, bu hevesi sisteminden çıkar, bütün hevesini al, ondan sonra dön gel, bir daha da tiyatro lafı istemiyorum dedi. Türkiye'ye dönünce dedi. Peki dedim, ben de söz verdim
Ve bir yıl kalıcıyma söz verdim. Zaten burs bir yıllık. Ama gelin görün ki ben işte yüksek lisans almaya gidiyorum. O bir yılda olmuyor. Onun için orada her yıl mektup yaza yaza işte eğer izin verirseniz ben kalayım da şu şeyi yüksek lisansı alayım, izin verirseniz biraz staj yapayım, izin verirseniz biraz oynayayım, biraz yönetmenlik ihtisası yapayım filan derken ben 7 yıla yakın kaldım. Her yıl ama izin alıyorum. Her seferinde o kadar kolay olmamış yani bir gidiş, o gidiş değil. Her seferinde yeni bir kazanım. Evet, ikinci yıl okul burs verdi bana. Onun için tabii yani şeyi bitirmek için ve ben çabuk bitirmek için, diplomayı çabuk almak için o kadar çok çalışıyordum ki o zaman herkes işte 12-13 kredi filan alıyor, ders alıyor yani. Ben 21 ders alıyordum haftada ki bir an önce bitireyim diye. 3 yıllık bir program bu yüksek lisans. Ben 1,5 yılda bitirdim. Yani ama sonra 2 yani yıl sonuna kadar beklemek zorunda kaldım diplomayı almak için. Ama yani 3 semestirde bitirdim ben yüksek lisansı. O kadar çok çalışıyorum. İşte sonra da döndüm geldim. Oralara girmeyeyim, İstanbul'a vakit kalmaz. Evet. Ya nasıl isterseniz biraz sarkarız olmazsa. İşte döndüm geldim. 7 yıl sonra ilk defa, o zaman şimdiki gibi değil, telefon filan da yok. Telefon etmek için bir ay sonraya randevu alıyorsunuz telefon idaresinden. Santrallı. İşte mesela diyorum ki 20 Ekim pazar günü sizi arayacağım, telefon başında olun. Ama 20 Ekim'de çıkmazsa 27 Ekim'de ararım. O da çıkmazsa bir hafta sonra ararım. Öyleydi yani. Çünkü mektuplar da gidip gelmesi 20 gün falan sürüyor. Onun için bir mektupta hepsini halletmek zorundaydı. Neyse, döndüm geldim. 7 yıl sonra ilk defa görüşüyoruz. Hiç böyle vizeler kolay değil, uçaklar kolay değil, gidip gelmek kolay değil filan. onun için onlar da gelemedi. Ben de hiç öyle tatilde filan gelmek yok öyle şeyler. Hiç gelmeden oturdum orada. Döndüm geldim yemek masasına oturduk. Daha yarım saat oldu birbirimize kavuşalı. Telefon çaldı ve nurlar içinde yatsın, ruhu şad olsun. Yıldız Kenter aradı. Amerika'da rastlamıştım ona yani gelmeden 3-4 ay önce. Gelince bizi ara demiştim, ben de ararım demiştim. Duymuş herhalde, nereden duyduysa bilmiyorum. Geldiğimi. Daha ama girdi, aradı telefon, ben bakarım dedim, ben baktım. Dedi ki, hoş geldin Göksel, bize katılır mısın dedi. Tabii katılırım, katılmaz mıyım? Dedim ki bana 3 gün izin verir misiniz dedim. Babama söz vermiştim ya. 3 gün izin verir misiniz dedim. Neden dedi, işte böyle böyle dedim. Ama sen bunun eğitimini almışsın dedi, yani artık olur mu dedi. Evet dedim, olmaz tabii ama işte babamın izni yok. Ben onu kandırayım dedim izin verirseniz. Tamam dedi. 3 kuruşluk opera Bertolt Brecht. Orada da Mrs. Peach'im yani dilenciler kralının karısını oynuyorum. İyi rol yani Yıldız Hanım var, Müşfik Kenter var, Şükran Güngör var, korkunç muhteşem bir kadro ve o şey Cahit Irgat, Erol Günaydın, başka kim vardı, Kamran Yüce, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın hepsi ve Ayla ve onların karşısında ben gariban Gökselcik yeni gelmişim, bir tek ben karşılarında, elim ayağım titriyor sahneye çıktığım zaman. Neyse izin verdi. Yıldız Hanım peki dedi. Ben geldim oturdum masaya. Babam dedi ki kim arıyor? Önemli biri değil dedim. Kim arıyor kızım dedi. Önemli değil canım dedim. Neymiş kim dedi. Yıldız Kenter dedi. Ne dedim. Ne? Yıldız Kenter mi aradı? Evet dedi. Ne istiyormuş dedi. Böyle böyle dedim. Sen ne dedin dedi. Ben olmaz babam izin vermiyor. Maalesef kabul edemeyeceğim teklifini. Babamdan çok iyi.
bir azar işittim. Sen kim oluyorsun da Yıldız Kender'e hayır diyorsun. Sen Amerika'da eğitim aldın diye kendini bir şey mi zannettin? Ondan sonra nasıl sen Yıldız Kender'e hayır? Katledin derhal telefon et geliyorum dedi. Bir düşünelim. Çok güzel taktikmiş yalnız. Diyorum şimdi bir düşünelim bakalım. Ben size söz verdim. Şimdi benim oyuncu olmam yakışık alır mı? Yok. Ben de zaten pek niyetli değilim falan. Bir kızdı babam bana, bir kızdı bana. En sonunda zorla telefon ettirdi. Kalk dedi, başkasını alırlar yerine diyor. Alırlar. Ne yapalım zaten ben istemiyorum, siz de istemiyorsunuz diyorum. Zorla bana telefon ettirdi, geliyorum diye öyle başladı işte. Ondan çok sonra babam en sadık izleyicim oldu. Her akşam gelir beni, oyunu izlerdi. Oyundan sonra beni alır eve götürürdü. Ben daha ilk 3 ay falan hakikaten çekiniyordum etrafa ben oyuncu oldum demeye. İşte eş dost geliyor, hoş geldin falan, eş dost akraba. Ne yapıyorsun şimdi derlerdi. Ben de derdim ki İngilizce öğretmenliği yapıyorum bir. Babam o sırada varsa ya da gelirdi mesela. Aa haberiniz yok mu? Göksel Kender'lerde oyuncu oldu. Hemen o zaman şimdiki gibi değil gazetelerde daha yeni başlayanlar için bir de boy boy resimler, prova resimleri falan çıkardı, röportajlar çıkardı. Hemen onları yayıyor ortaya. Bak görmediniz mi bu resmini Göksel'in falan diye. İşte öyle başladı. Sizinle gurur duymuş çok. Peki siz hiç... Sordunuz mu ona bu kadar karşı çıkıyordun? İşte yıllar içinde bunu konuştunuz mu bu karşı çıkmaların sonuçta en sadık izleyiciniz haline gelmiş babanız? Adım şöyle düşünüyorum ben. Ben buraya geldiğim zaman orada çok iyi bir işte NBC'de çalışıyordum. NBC'de prodüksiyon amiriydim. Tonight Show ve Say When şeylerinde, şovlarında bir oda yarışmaydı. Ve 3 aylık ücretsiz izinle gelmiştim Türkiye'ye. Ama hiç dönmeye niyetim yoktu. Yani ben Türkiye sevdalısıyım, nereye gidiyorum? 70'ti zaten bana oradaki 7 yıl. Ama işte babam tahminim benim içimden geçen herhalde bu tekrar alır başını gider oralarda kalır filan diye korktu gibime geliyor. Onun için aman burada kalsın da ne yaparsa yapsın dedik geliyor. Sonra da gururlandı. Çok güzel. Peki şimdi ben buradan birkaç izleyici görüşleri var. Bir kere herkes sizi çok özlemiş. Bir kere onu görüyorum. Ondan sonra evet çok özlemişler sizi görmeye. Ondan sonra izleyicilerimizden biri masal plaklarınızla büyümüş. Sizi görmeye ne kadar çok özlemişiz. İyi ki varsınız diyor. Ondan sonra olağanüstü Türkçenize ve oyunculuğunuza hayranlar. Ondan sonra ve hayatınızı zevkle izliyoruz, dinliyoruz diyorlar. Hayatınız tabii çok muhteşem. 57 yıllık bir tiyatro evet. Hayatınız var ve devam ediyor. Ne mutlu. Şimdi tiyatroya... gene dönelim ama acaba birazcık sizin bu İstanbul sevdanızdan da bahsedelim mi? Gerçekten İstanbul'u da çok seviyorsunuz ve siz İstanbullusunuz değil mi? Epey birkaç kuşaktır. Yani bu tiyatroyu her zaman anlatıyorum da bence İstanbul'da kalalım çünkü İstanbul gerçekten benim büyük aşkım. Yani inanır mısınız ben Amerika'dayken bazı günler kalkardım. Ay şimdi Emirgan'da olsam. Çınar altında o zaman çok meşhurdu Emirgan Çınar altı. Oraya gidip çay içilirdi. Yani çay içmek istiyorsanız güzel çay, keyifli oraya gidilirdi. O zaman böyle her yerde çay bahçeleri, kafeler falan yok. Kalkardım. Ay başka bir gün kalkardım. Ay şimdi Mahmut Paşa'da olsam. Mahmut Paşa neyi alaka? Yani senede bir kere gidiyorum, iki kere gidiyorum burada da olduğum zaman. Ama burnumda tüterdi o Mahmut Paşa'nın kokusu. Ya da ay şimdi bir vapura binip Boğaz'da geçseydim. Hep onların hayaliyle yaşardım orada. Onun için yani şimdi bir kere ben
yedi kuşak İstanbulluyum. Siz geçen programda yedi kuşak İstanbullular var ama onlar çok azaldı demiştiniz. Evet, işte ben o azlardan biriyim, az kalanlardan biriyim. Benim ailem yedi göbek İstanbullu, ondan ötesini bilmiyorum. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İşte Amerika 4-7 yıl Amerika hariç. Bir de 4 yıl Ankara'da babamın görevi nedeniyle benim çocukluğumda bulunmamız hariç. Hep İstanbul'dayım. Ve şimdi oturduğum bölgede doğdum. Orada büyüdüm. Halen de orada yaşıyorum. Şimdi bir kere o zamanların sevdiğim şeyleri mesela Amerika'da en özlediğim, İşte burada bir bakkala gidersiniz, manava gidersiniz, çorapçıya gidersiniz. Buyurun Göksel Hanım, hoş geldiniz. Her zamankinden değil mi? O zaman daha çok da gencim. O benim çok hoşuma giderdi. İşte bakkala giderim. Aa, siz çilek seversiniz. Çok güzel çilek geldi. Ondan vereyim mi filan. O samimiyeti, o ilişkiyi, ilgiyi çok aradım Amerika'da. Çünkü oho, kim ki, isterseniz her gün gidin bir mağazaya, tanımaz bile sizi. Ve benim de bir sadakatim vardır. Mesela Dormen Tiyatrosu'ndayken İstiklal Caddesi'nde karşımızda bir ufak şey vardı. İşte böyle makyaj malzemeleri falan satan bir yer. Köşede çorapçı vardı. İlla ki çoraplarımı oradan alırdım. İlla ki bütün makyaj malzemelerimi karşısına, hatta Dormen Tiyatrosu kapandı. Yani o zaman tabii hemen dakikasında gidip alıyorduk. Fakat oradan alamıyorum diye ben hepsinin, bir aseton alacak olsam, bir pamuk alacak olsam, bir tırnak cilası alacak olsam illa ki bekleyeceğim. Ne zaman Beyoğlu'na gidersem oradan alacağım. Yani öyle bir sadakat vardı müşteriyle. Dükkan sahipleri arasında. Onu çok arıyorum mesela şimdi. Şimdi de gene semtimizde, gene işte marketlerde filan bilirler de. Ama o eski sıcaklık, o eski birlikte yaşamak, birlikte yaşama kültürü daha doğrusu yok maalesef İstanbul'da. Onları, o eski İstanbul'un havası yok. Ama İstanbul o kadar güzel bir kent ki, muhteşem. Şimdi ben çok seyahat ederim, yani 16 yaşından beri seyahat ederim. Yurt içi, yurt dışı, yurt içinde hemen hemen bütün ülkeyi dolaşmışımdır. Bir tek Van ve Nemrut'a gidemedim maalesef, onlar kaldı. Ama yani 81 ilden herhalde 70'ini falan görmüşümdür. Belki biraz daha fazla. Turneler nedeniyle. Turnelerden. Ama ben kendim de çok giderim yani. Durup dururken şuraya gideyim diye. Çok severim gece sabahın 4'ünde bana Üsküdar'dan telefon edip hadi gel Üsküdar'a, biz buradan seyahate gidiyoruz deseniz ben hemen bavulu toplarım. Bu böyle. Yurt dışında da hemen hemen herhalde 50 ile 60 arası ülke görmüşümdür. Şehirler ayrı, şehirler daha çok. Ve gerçekten de hiçbirinde İstanbul kadar muhteşem bir kent görmedim. Yani ben aşığım İstanbul'a, bayılıyorum hala da şu haline bile. Ama hele benim eski İstanbul'um, eski İstanbul'um. Şimdi o zamanlar bize ilkokulda İstanbul Yeditepe üzerine kuruldu derlerdi, kurulmuştur derlerdi. Şimdi bilmiyorum o tepeleri kaldı mı? Bana kalmış gibi geliyor sanki. Birazı tıraş oldu, birazı daha yükseldi filan bir şeyler. Ve ne yazık ki şimdi Londra gibi, Roma gibi, Paris gibi işte büyük, herkesin bayıldığı kentlere gittiğiniz zaman yerli yerinde duruyor. Mesela Piccadilly Meydanı Londra'da aynı duruyor. 40 sene önceki, 50 sene önceki Piccadilly Meydanı nereden biliyorsun derseniz, babam o yıllarda, ben daha işte ilkokul son sınıflarda filanım ya da ortaokul ilk
sınıfındayım. Oradan bir kart yollamış Piccadilly ve Oxford Caddesi bize iki tane kart. Onlara bakıyorum, aynı bugün, aynı. Şimdi bizde nerede mesela Taksim Meydanı benim bildiğim Taksim Meydanı değil. Kaç kere, onlarca kere değişti. Beyoğlu o Beyoğlu değil. Zaten kimse de Beyoğlu lafını kullanmıyor artık. Taksim'e gidiyorlar. Taksim'de mesela ne aldın diyor birisi işte filmlerde filan, dizilerde. Diyor ki Taksim'e gittim diyor. Taksim'den aldım. Ben de düşünüyorum Taksim'de bunu alacak mağaza yok. Onlar Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde. Kimse İstiklal Caddesi demiyor, Beyoğlu demiyor, Pera demiyor. Bunlar kullanılmıyor maalesef. Oysa ki bunlar çok seçkin semtleriydi, yerleriydi, isimleriydi İstanbul'un. Onun dışında eskiden bir mahalle kültürü var. Yani bir mahallede hem hali vakti iyice yani varlıklı olanlar vardı, hem de işte orta halliler vardı. Ama fevkalade bir birlikte yaşama kültürü vardı. Öyle o zamanlar ekonomik durumu daha biraz kritik olanlar şu mahallede oturur, şu semtte zenginler bu semtte oturur diye bir şey yoktu. Herkes mesela benim en yakın arkadaşlarımdan biri ilkokulda ayakkabı tamircisi Kadri'ydi, nurlar içinde yatsın. Ve sonra ben mezun olduktan sonra Kadri ölünceye kadar Allah rahmet eylesin mutlaka ayakkabı tamirlerimi biriktirirdim. Buradan kalkar Şişli'ye giderdim onun dükkanına. Her gün gidemiyorsam işte o ayakkabıları tamir edilecek, ayakkabıları toplayıp topuk falan yapılacak. Giderdim uzun uzun sohbet ederdik. İşte karamela satan sınıf arkadaşlarım vardı. Okul biterdi, onlar karamela kutularıyla çıkarlardı, karamela satarlardı. Erden de adı, hatta unutmuyorum. Erden bana da versene üç tane derdim filan. Yani öyleydi, herkes birbiriyle. Ya da ne bileyim mahallede işte yandaki apartmanda oturan Ahmet Bey. Ahmet Bey, şeye mi gidiyorsunuz, markete mi gidiyorsunuz, bakkala mı gidiyorsunuz? Evet. Ay bana da işte şu ne bileyim yarım kilo çilek alır mısınız filan. Öyleydi yani. Şimdi hala İstanbul'un bazı yerlerinde o mahalle kültürü var tabii. Yani bu dedi. Evet. Her yerde öyleydi. Her yerde eskiden. Öyle. Tabii. Peki İstanbul'da en çok sevdiğiniz yer neresi? Bebek. Ah. Yani semt olarak Bebek. Ama nesini seviyorsunuz Bebeğin? Bebeğe bayılıyorum. Bir kere o koyu seviyorum. Şimdi gene mesela bana eyvah ben İstanbul dediniz mi hiç cenem durmaz. Ne güzel. Ne mutlu bize. Şimdi o zamanlar yani bundan 30-35-40 yıl önce belki. Biz o zaman Cağaloğlu'nda bir stüdyo vardı. Seslendirme stüdyosu. Orada çok çalışırdık. Çok ünlü bir stüdyo o zaman. Bir saat öğle tatilinde. Ben de deniz meraklısıyım. Yani İstanbul'da doğmuş büyümüş olmama rağmen, denizle iç içe olmama rağmen yani bir deniz manyaklığı var bende herhalde. Çünkü su birikintisi görsem ay ne güzel diye bayılırım. Sanki zannedersiniz ki ben dağ tepesinde büyüdüm, suyu ilk defa gördüm. Oysa ki İstanbul'un gerçekten bütün nimetlerinden yararlanmış da biriyim. Çünkü İstanbul'un sunduğu muhteşem nimetler var, muhteşem zenginlikler var. Ben hepsini sonuna kadar didiklemişimdir, kullanmışımdır. İşte Büyükada'da oturdum, Heybeliada'da oturdum, Florya'da oturdum. Yani oturdum derken yazlık, o zaman oralara yazlığa gidilirim. Ve muhteşem plajlar. Bu Marmara, şimdi mesela ben öğrencilere anlatıyorum. İstanbul'da denize mi? Onlar zannediyorlar ki adet budur. Yaz gelince işte Marmaris'e, Bodrum'a, Ayvalık'a neyse Datça'ya gidilir tatile.
Hayır, biz gitmezdik. Bizim tatilimiz buradan kalkar Suadiye'ye giderdik. Yazlık orada olurdu ya da adada olurdu. Ya da Florya'da, Yeşilköy'de olurdu. Yani bizim yazdığımız İstanbul'daydı o zamanlar. Bodrum'a falan gidilmiyordu. Ve ne diyecek? Mesela Büyükada'da müthiş bir plaj vardı arka tarafında. Heybeliada'da öyle. Florya'nın plajları muhteşemdi. Onlardan Tarabya'da... Yörükali değil mi? Ha, tamam. Tarabya'da Tarabya plajı vardı. Ve bunlara ben 17-18 yaşında bir genç kız olarak tek başıma gidebilirdim. Bugün bu halimde, bu yaşımda gidemem. Evet. Şehirler çok kalabalıklaşınca tabii yozlaşma da oluyor. Haklısınız. Yani çok ilginç ki, çünkü ben Anadolu'ya da bayılırım. Gittiğim zaman da ben mutlaka halkla konuşurum. Onlardan hem belki bir lehçe kaparım, hem belki deyimler kaparım. İşte yaşamlarına dair bir şeyler öğrenirim diye. Orada yani kendi yerlerinde benim işte kırsal kesim Anadolu insanım fevkalade misafirperver, fevkalade güler yüzlü, gani gönüllü insanlardır. Ama buraya gelince değiştiler bir kısmı ne hikmetse. Yani burada öyle olmuyor. Burada bir hoyratlık başladı maalesef. Evet. İşte, ya bebekten başladık. Bebek. Şimdi bir saat şeyimiz var. Öğle tatilimiz var. Ben o bir saat öğle tatilinde Dolmuş'la Cağaloğlu'ndan Eminönü'ne inerdim. Eminönü'nden bir vapura biner Kanlıca'ya giderdim. Kanlıca'da Yalı'da oturan bir arkadaşım vardı. Gider 20 dakika orada denize girerdim. Evindir adı da, hala arkadaşım, sınıf arkadaşım. Evincim, ben bir denize dalıp, tabii derdi, ben bir dalar çıkardım, biraz güneşlenirdim. Gene aynı yolda geri dönerdim ve dublajıma devam ederdim. Kimi kez işte Kerem Nurlar içinde yatsın eşim. O evet. Da Allah rahmet eylesin. Bazı zaman mesela Bebek'te buluşurduk gene böyle yarım saat. Bir yarım saat, bir saat bulurduk bir ara. Çünkü o yıllarda günde 20 saat falan çalışıyorduk biz. Bir ara bulurduk. Gene giderdik bebeğe, oradan bir sandal kiralardık. Biraz açılırdık, hop denize, yarım saat denize girer çıkar, gene işimize döner. Bir sandal kiralamak işte yarım saate 15 lira ya da bir saate 15-20 lira falan. Yani öyle olabiliyordu. Şimdi nerede? O zaman buradan kalkıp Suadiye'ye, her gün ben ya Suadiye'ye, Caddebostan'a, plajlara giderdim. Şimdi karşıda pek çok arkadaşım da, çok sevdiğim dostlarım karşı tarafta oturuyor. Yani Anadolu yakasında. Yani bir olay şimdi Kadıköy. İşte gelmiyorsun diyorlar. Olay şimdi. O zaman düşünün, bir yarım saat için gidip geliyordum. Tabii yani. Şimdi tabii şehir bu kadar büyüyünce, kalabalıklaşınca trafik meselesi. Ama gene de dediğiniz gibi çok güzel. Her şeye rağmen İstanbul çok çok güzel bir yer. Söyleyeyim. İstanbul öyle bir şehir ki, şimdi mesela denize yakın bir yerde değilsiniz diyelim. Ama birdenbire bir sokakta bir köşeyi dönüyorsunuz, karşınıza tabak gibi bir deniz çıkıyor. Öbür tarafta başka bir köşe dönüyorsunuz, başka bir tarafı çıkıyor. Yani öyle muhteşem bir şehir. İlla ki o deniz, ben de deniz meraklısıyım bir de yani. Bugün de işte mavi olsun diye Marmara'nın rengi olsun dedik ama Marmara'da evet, çok üzülüyorum. Evet, o ne olacak bilmiyoruz tabii. Çok. Temizlenebilecek mi, nedir? Bugüne kadar tabii bilim insanları çok uyarmışlar. Tabii biz de biraz önce diyordunuz hoyrat, İstanbul'u da hep beraber hoyratça, İstanbul'u ve bütün Marmara'yı tabii daha doğrusu hoyratça kullanmışız, hoyratlık etmişiz yani. Gerçekten çok önemli. Bizde yok işte, o çevre bilinci olmadığı için de
İstanbul'da mahvoldu. Fakat benim bu gariban İstanbul'um bütün bu hoyratlıklara, bütün ona karşı yaptığımız kabalıklara karşın gene de direniyor zavallı. Hala güzel, hala güzel. Gene de bize küsmüyor, gene direniyor. Şimdi ben bir de şunu söyleyeyim. Ben aynı zamanda rehberim, tercümanım. Evet, şimdi ben de bakıyordum, bir izleyicimiz sanıyorum demiş, turist rehberliği de yapmıştı. Ben hiç bilmiyordum. Tam soracaktım, siz söylediniz. Buyurun. Okulun son sınıfındayken o yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı yıllardan beri açmamış bir şey. Yani uzun yıllar, önceleri varmış ama uzun yıllar açmamış. O işte şey sonu, benim lise son sınıftım yani. O sırada açtı. Ben de tabii meraklı olduğum için hemen gittim. Ve ben o kurstan çıkan, 6 ay falan sürdü kursumuz. O kurstan çıkan işte 10-12 ilk rehberlerden biriyim. Ve 4-5 yaptım rehberlik ben. Ve de çok severim, çok severek yaptım. O zaman işte bu en çok sevdiğim sözdü. Boğaz turu yaparız. En sevdiğim söz, İstanbul dünyadaki iki kıtayı ayıran tek şehirdir. Ve bir kıtadan diğerine 10 senede ve pasaportsuz, vizesiz gidebilirsin cümlesini kurardım. Çok bayılırdı turistler ona. Aa, öyle mi? Hakikaten o zaman işte 1 lira filandı karşıdan karşıya geçmek, vapur. Pasaport yok, vize yok. Bayılırlardı buna. Şimdi onu da diyemiyoruz tabii. Doğru. Şimdi var bu, var. Geçiş biraz daha pahalı. Evet. Pahalı. Şimdi bir kere şunu da söyleyeyim. Demin o lafa başladım. Yani dünyanın en güzel şehri benim için. Bir kere İstanbul'un bir silüeti vardı. Muhtemelen çoğu kişi onu bilmez. Yani göremedi maalesef. İnanılmaz, dünyada eşi emsali yok. Böyle muhteşem bir deniz. O camiler, işte Topkapı Sarayı, o camilerin minareleri böyle gökyüzüne doğru zerafetle yükselir. Diğer binalar hepsi daha alçak. Ve o camiler ve minareleri ve kubbeleri ve de işte saraylar filan ortaya çıkar. Öyle bir silüeti vardı. Şimdi artık ben bakmak bile istemiyorum köprüyü geçerken karşıdan bu tarafa. Hep böyle sağ tarafıma doğru bakıyorum çünkü sağ taraf Boğaz. Bu tarafa bakarsam o korkunç yüksek binalar. Şimdi yüksek bina yapılmaz mı? Yapılır. Ama nereye yapar? Ama yapacak işte, yer var, evet. Ona başladım. Şimdi Londra'da yok, Paris'te yok, Roma'da yok, Macaristan. Yani hiçbir yerde yok, hiçbir yerde böyle o yüksek binaları getirip de kültür değerlerinin, tarih değerlerinin yanına dikmemişler. Uzakta bir yerlerde var, evet, şehrin eteklerinde. Bir gün ben bunu bir çok önemli bir mimar arkadaşıma sordum, nurlar içinde yatsın. Şeyde, Harvard'dan mezundu ve de orada hocalık falan yaptı. Dedim ki böyle yüksek bina yapılır mı, böyle bir tarihi kente, dedi. O zaman başlamıştım. Yapılır, dedi. Ben yapılmaz diye bekliyordum. Yapılır, dedi. Aa, nasıl yapılıyor, dedim. Ama, dedi, hele İstanbul gibi böyle yedi tepe üzerine kurulmuş bir kentte alçağı yaparsın, dedi. Onlar yükseldiği zaman o tepelerin hizasına bile gelemezler. O zaman da göze çarpmaz, demişti. Hiç unutmuyorum. Bir günde o ilk gökdelenler başladı. Ben çıldırmaya başladım. Eyvah, gökdelen yapılıyor diye. Eşim dedi ki bana, niye, dedi. Ama, dedi, New York'a gidiyorsun. New York'ta seviyorsun, dedi. Şeye gidiyorsun. İşte Dubai'ye gidiyorsun. Orada seviyorsun, dedi. Dedim onlar başka. Onlar öyle yapılmış. Yani New York'ta tarihsel bir zenginlik yok. Doğal bir zenginlik yok. İşte gökdelenleri var.
Dubai'de yok. Dubai denizi doldurmuş. Üstelik ama Dubai'nin gökdelenleri de çok zarif, doğrusu o ayrı. Ama onlar yerindeler. İstanbul için değil onlar. Yani İstanbul gibi tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri olan bir kent için değil. Biz tarihi yok ettik burada maalesef. Çok çok evet. Çok üzülüyorum. Peki şimdi size birkaç tane sorum var. Buyurun. Şimdi bir tanesi, İstanbul'un işte en sevdiğiniz yerini sorduk, bebek dediniz. Diyelim ki çok yorgunsunuz ya da biraz üzgünsünüz. Nereye gitmeyi istersiniz? Neresi size iyi gelir? İstanbul'un size böyle ilaç gibi gelecek yeri neresidir? Bana İstanbul'un her yeri ilaç gibi gelir de. çok güzel. Ben hem şikayet ediyorum işte trafikten, ondan bundan, hem de buradan asla başka yerde yaşamayı düşünmem. Ama benim İstanbul'da beni çok mutlu eden iki tane, çok var da en öne çıkan bu ikisi. Bir tanesi, ki çoğunluk bilmez, ben hatta derslerime ilk bunlarla başlarım. Tabii tiyatroyla ilgisi yok ama dikkat gözlemle ilgisi var. İşte derim ki Rüstempaşa Camii'ni kimler gördü? Bilmezler bile. Birincisi Rüstempaşa Camii, Sinan'ın. İkincisi Kariye Müzesi, şimdi cami olduğunu bilmiyorum. Onlar benim oldu. Onlar benim için İstanbul'un bir hazine, Rüstempaşa Camii. Şeyde bir mücevher kutusu Kariye'de benim için. Ve ben işte ayda bir kere, iki kere, bazen iki ayda bir kere, yani duruma göre illaki onları gidip göreceğim. Gerçekten. Ne müthiş. Evet. Ve gelen işte misafirler, yabancı misafirler, turistler filan da ilk oraya götürürüm. İşte bu şey sırasında, rehberlik kursuna gittiğim sıralarda, o zaman demişlerdi ki Kariye'deki mozaikler, çok önemli mozaikler, dünyada ikinci güzellik açısından. Birincisi İtalya'da. Ay şimdi hatırlayacağım adını. Ravenna'da. İtalya'da Ravenna'da. Çok merak ettim. Çünkü Kariye o kadar güzel ki. Mozaikleri o kadar muhteşem ki. Ve yani hemen hemen bozulmamış çoğu. Bu kadar yangınlara, depremlere karşın filan. Bir gün yıllar geçti. Ben bunu aklıma taktım. Acaba o Ravenna'dakiler ne kadar, nasıl güzel olabilir bundan, daha ne olabilir diye. Bir gün işte bu yani ben bunu kafama taktığımda bir aşağı yukarı 25 yıl sonra filan Haldun Dörmen filan bir İtalya seyahatine çıkmıştık, eşim, o, ben. Arabayla çıkmıştık. Gidiyoruz yolda, otoyolda. Baktım Ravenna yazıyor orada. Ama Verona'ya, operaya yetişeceğiz. Gir dedim, gir, eşim kullanıyor. Gir buradan, nereye giriyor? Gir dedim, ben bunları göreceğim. Dediler ki operaya geç kalacağız. Olmaz dedim, benim bunu görmem lazım. Tam önünden geçiyoruz. Neyse gittik, uzatmayayım. Hiç buradan güzel değil. Ama ne bizde bir tane Ravenna'daki 6-7 tane var. Ama mozaikleri bana göre buradakiler çok muhteşem. Onlar daha hafif. Yani ben beğenmedim, bayılmadım. Ve de bu lafı kabul etmiyorum. Bence Kariye'dekiler muhteşem. Muhteşem. En birinci. Evet, benim için birinci. Evet. Öyle şeyler oluyor yani. Çok çok etkileyici bir yer gerçekten Kariye Müzesi. Yani müzesi şimdi cami oldu. Ben de yanılmıyorsam öyle. Şimdi biraz da İstanbul'un yemeklerinden. Siz bir kere yemekle aranız nasıl? İstanbul yemekleriyle aranız nasıl? Ve en çok dışarı çıktığınızda, yani evden dışarı çıktığınızda nerede yemeği seversiniz? Ne yemeği seversiniz? Bir kere balık. Ama şimdi o şansımız
da kalmadı. İlla ki balık restoranına gitmeyse derim. Onlardan bir tanesi de dışarıdan, yurt dışından misafirlerim, yani yabancı misafirlerim geldiği zaman en sevdiğim yerlerden biri şeydir. Karaköy'de Karaköy balıkçısı. Griffin Han'da. İki tane var. Bu Griffin Han'da eski bir bina. 1800'lerin sonuna doğru yapılmış. İtalyan bir mimar tarafından. Muhteşem bir manzara. Çünkü Haliç'te. Yani Haliç'e bakıyor. Ama sol tarafta bütün o tarihi yarımadayı görüyor. İşte Kariye Camii, Yeni Cami, Topkapı Sarayı, uzaktan Ayasofya, onun biraz arkasından Sultanahmet ve karşı sahili görüyor. Kız Kulesi'ni görüyor. Sarayburnu, bütün Sarayburnu. Terasına çıktığınız zaman, arkanıza baktığınız zaman Galata Kulesi. Yani hemen hemen neredeyse 360 derece gibi böyle bir manzara. Muhteşem bir, bayılıyor zaten turistler falan. Ben bayılıyorum. Orayı severim. Yemekleri de çok özeldir. Menüsü çok özeldir. Sahibi Hakan Bey kendine göre mesela küçük balık satmaz falan. Öyle kendine göre menü yapar. Hiç de taviz vermez. Çok hoş bir beydir. Bir de Boğaz'daki balıkçıları severim. Boğaz'da balıkçılara gitmeyi severim. Yani illaki balık olacak ve Boğaz'da olacak ya da işte Karaköy'de olacak. Çok güzel. Gerçekten Karaköy'ün yani nefes kesici manzarası var. Şimdi biz İstanbulluyuz diyoruz ama biz İstanbulluların çoğu dediğim gibi yani sonradan İstanbullu olduk. Yani ben de sonradan İstanbul, Ankaralıyım. Çoğumuz da öyle. Ama İstanbul'un tadını daha fazla çıkarabileceğimizi, daha çok keşfedebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle yeni İstanbullu olanların yani yaşadıkları yerden çıkıp İstanbul'da keşfedecek o kadar çok şey var. Bakın ben dedim ya, ilk dersimde, şimdi benim tiyatro dersi ama bunlar önemli çünkü bizim için dediğim gibi işte gözlem önemli, dikkat önemli filan. Onun için ilk derste derim ki öğrencilere, Topkapı Sarayı'na gittin mi? Belki bir kişi çıkar çıkmaz, çoğunlukla çıkmaz. Oysa ki bizi küçükken götürürlerdi. Peki işte Sultanahmet Camii'ni gördün mü? Ayasofya'ya gittin mi? Büyükada'ya gittin mi? Bir vapura binip Boğaz'ın sonuna kadar, Sarıyer'e, Fener'e kadar gidip Rumeli Fener'i veya Anadolu Fener'i geri döndün mü? Hayır. O zaman da ben de onlara diyor, nerelisin? İşte hani belki yeni geldiyse başka bir şehirden anlarım. İşte diyor falanca yerliyim ama ben 10 senedir burada oturuyoruz. Ya da bilmem 3 senedir bu. Peki hiç gitmedin mi? Merak etmedin mi? Gitmedim diyor. O zaman diyorum burada işin ne? Sen kalk git. Git ha işte dağ başında bir köyde, dağın tepesinde oturmuşsun böyle bakıyorsan. İstanbul'un sana sunduğu renklerden, nimetlerden, zenginliklerden, güzelliklerden, kültüründen, turizminden, sanatından, sergilerinden, tiyatrosundan, sinemasından yararlanmıyorsan ve de doğal güzelliklerinden, o zaman bu şehri boşuna kalabalık etme. Git. Aynı şey yani. Git sen de evinde otur televizyonun karşısında. Yani bunlar parayla değil. Mesela benim için en büyük keyiflerden biri İstanbul'da, işte Eminönü'nden biri, şimdi onlar da çok yok ya, Eminönü'nden bir vapura binip bir çay, bir simit, kenarda oturacak. Evet. Kenarda. Yanda, evet. Oraya aşağıda. Böyle ta Sarıyer'e kadar gidip, o zaman öyle ring seferi vapurlar vardı. Yani bazen zikzak giderdi. Bazen evet. Anadolu yakasından şeye dönerdi. Hala var herhalde onlardan. Bir sabah var galiba. Hmm. Çok sabah vardı. Hmm. Saat. Bir de akşam, işte akşamüstü falan var. Yani dönüş. Ama eskiden
bütün trafik Boğaz'da her yere biz bak anneannem şeyde otururdu, Anadolu Hisarı'nda otururdu. Biz vapurla Anadolu Hisarı'na giderdik. Eminönü'nden binerdik. İşte o zaman ama Şişli'den Karaköy'e vapura 15 dakikada gidiliyordu arabayla. Pardon 10 dakikada gidiliyordu. Biz 15 dakika önce çıkardık. İşte 10 dakikada giderdik. 5 dakikada bilet aldım filan. Öyleydi. Şimdi Karaköy'e gitmeye kalksanız bir saatten önce gidemezsiniz buradan. Bir saate giderseniz ne hala. Doğru. Bir izleyicimiz de çok güzel bir şey söylemiş gerçekten. İstanbul sokaklarında kaybolmak gibi güzel bir şey var mı diyor. Sahiden özellikle de eski İstanbul tarafında hiçbir sokak birbirine paralel değil. Onun için garanti kaybolursunuz. Çok keyifli. Her yerde karşınıza ilginç bir şey çıkar. Kaybolmaya. Çünkü müthiş bir şey. Yani fevkalade bir eski bina görebilirsiniz. Eski bir ev görebilirsiniz. Ne bileyim işte bir köşede bir eski kurna bir şey görüyor. Yani müthiş İstanbul'da kaybolmak çok hoştur aslında. Peki çok, sizin ayrıca için İstanbul'un rengi nedir? İstanbul'a bir renk verecek olsanız nedir sizin için? Kırmızı. Oo, çok güzel. İstanbul böyle parlıyor. Turuncu diyelim hadi böyle. Altınla kırmızı arası. Çok güzel. Çünkü altın bir şehir benim için gerçekten dünyanın en güzel şehri. En güzel şehri. Çünkü çok yer gördüm onun için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir buralı olmaktan dolayı, Türkiye'li olmaktan dolayı iltimas geçmiyorum İstanbul'a. Gerçekten hayran kalınacak ve kalınması gereken bir şehir hala daha. Bir arkadaşım var oyuncu. O arada sırada böyle denemeler filan yazar. Bir deneme yazmış bir gün. Dedi ki, abla dedi bak ben İstanbul için. Aa dedim ben bayılırım söyle işte. Çok güzel bir yazı hakikaten. Diyor ki işte İstanbul'un yaseminleri, leylakları, efendim hanım elleri onlar hepsi yok oldu. Salkımları onlar benim çocukluğumda vardı anneannemin bahçesinde. İşte onları filan anlatıyor. Limon ağacı varmış onların da bahçesinde onu anlatıyor. Sonra da şu cümleyi hiç unutmuyorum. Diyor ki ben İstanbul İstanbul derken diyor bir de baktım diyor İstanbul gitmiş ben kalmışım. İşte öyle olduk şimdi. Evet. Yavaş yavaş gidiyor maalesef. Maalesef. Mimozaları diye hatırlatan bir izleyicimiz var. Evet. Sizi dinlerken İstanbul'a sevgim daha da arttı diyen bir izleyicimiz var. Gerçekten sizi dinlemek çok bir kere öncelikle bir ayrıcalık. Çok büyük bir zevk, çok büyük bir onur aynı zamanda. Şimdi bir sorum daha var. İstanbul bir müzik olsaydı, illa bir parça olarak da yani aklınıza gelmeyebilir ama hangi tür olurdu? Hangi tür müzik türü olurdu İstanbul sizin için? Kalamış. Kullanır mısınız? Sesim yok ki. Ama onun güzel ama bir var. Onu anlatayım ben size. Haldun Dormen. Meral Selçuk yani Münir Nurettin Selçuk kızı Meral Selçuk. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. 3-4 ay önce vefat etti. Çok hoş bir hanımefendiydi. Bizim de çok dostumuzdu. Allah rahmet eylesin. Dün Dorme'nin gençlik arkadaşı, sınıf arkadaşı kolejden. Bir gün sinemaya gidecekler ikisi. İşte babalarından izin almak için şeyden, Münir Nurettin Bey'den izin almak için yanına girmek istiyorlar. Münir Nurettin Bey'in yanında da birisi var. Çalışıyorlar, meşk ediyorlar yani müzik çalışıyorlar filan. İşte bir ara artık bir ara bulup yürüyorlar. Diyor oturun oturun diyor Münir Nurettin Bey.
Bunlar tabii sinemaya gidecekler, akılları orada. Yok yok, oturmayalım, biz gidebilir miyiz sinemaya? Gidin gidin diyor. Haldun Dorman anlatıyor. Diyor ki nereden bilebilirdik ki diyor. Şimdiki aklım olsaydı diyor. Yani yapmazdım bunu. Pardon. Ama o gençlikte diyor nereden bilebilirdik ki? Meğerse Münir Nurettin Bey'le Behçet Kemal Çağlar oturmuşlar. Kalamış'ı yazıyorlar. O sırada Kalamış oluşuyormuş, Kalamış'a. Ay çok müthiş tabii, çok müthiş hikaye. Tabii, bilemedik, biz onu kaçırdık diyor. Yoksa orada oturur. Yani orada o gün işte meşk ediliyormuş. Evet, hayata geçiyor o sırada. Evet, çok güzel bir anı gerçekten. Evet, şimdi İstanbul, benim aslında gerçekten saatler sürebilir ama... Bize ayrılmış olan vaktimizin sonuna geldik biz, evet. Televizyoncuların lafıyla. Daha söylemek istediklerimin yarısını bile söyleyemedim. Şimdi biz moderatörümüzden ya da nasıl deniyor, administration'ı yapan ne deniyor, yöneten birileri var teknik olarak. Onlardan izin isteyeceğiz. Altan Bey siz belki... biraz daha uzatalım mı yoksa soru alalım mı? Sizden müsaade almadan devam edemeyiz. Vallahi ben Göksel Hanım'ı sahura kadar dinleyebilirim. Yani benim için hoş. Yani ulusal maç varmış ama hiç umurumuzda değil. Hani biz keyifli keyifli dinliyoruz. Bence biraz daha devam edebiliriz. Sağ olun çok. Ben demek istediklerimi diyemedim maalesef. Tamam, o zaman sahne sizin, öyle söyleyeyim. İsterseniz soruları da soralım. Soruları tabii tabii. Tabii ama buradan çok soru gelmedi bana. Evet, yani sorusu olan izleyicilerimiz varsa buradan hem yazabilirler hem söz alarak da mı oluyor onu bilmiyorum. Serap Hanım galiba bir şey sormak istiyor. Öyle mi? Yok, şeyi söylemek istiyordum. Eğer soru sormak isteyenler varsa el kaldırıp söz isteyebilirler. Ha, tamam. O zaman onlara söz verebiliriz. Tamam, ben ama onların hepsini buradan göremiyorum. O yüzden sizi yönlendirebilirsiniz. Ben o arada ona evet. Bak, şu şeyi söyleyeyim ne olursunuz. İçimde kalacak, çok üzüleceğim sonra. Gökdelenlere tekrar dönmek istiyorum. Yani o gökdelenler bir gün gelecek. Şimdi eskiden ben klimaya karşıydım. Eşim derdi ki klima alalım. Hiç gerek yok İstanbul'da. Her zaman güzel bir serin serin rüzgarı vardır. O gelir, biz havayla normal taze güzel havayla hiç gerek yok klimaya. İşte araba alırken o zamanlar klima ekstra konuyordu. İşte klimalı alın. Hiç gerek yok. Açarsın pencereleri, püfür püfür gidersin İstanbul'da. Sonra bu gökdelenler başladı. Bir gün geldi. Ben dedim ki aman klima koyduralım. Aman dedim. Bir klimalı alalım. Hayrola ne oldu dedi. Çünkü o gökdelenler yükseldi. Hava gelmemeye başladı. Yani bir gün gelecek. Zaten o Maslak'a doğru giderken etrafıma bakmak istemiyorum. Boğuluyorum çünkü buradan üstüme geliyorlar, buradan üstüme geliyorlar ve gökyüzünü göremeyeceğim, yani göremiyorum zaten, bazı yerlerde görünmüyor, neredeyse böyle kapanmış durumda. Yani hakikaten İstanbul'da yapılan en büyük kötülüktür ve gerçekten bu kadar güzel, doğal olarak bu kadar güzel, bu kadar tarih kokan, bu kadar kültür kokan bu kente yapılabilecek en büyük ayıplardan biri bu. En büyük zararlardan biri. Çok çok üzgünüm. Artık da iş işten geçti maalesef. Dediğiniz çok doğru. Bu binalar sadece estetik olarak silüeti bozmuyorlar. Aynı zamanda da iklime de etkisi var. Etkileri var. Yani ama rüzgarı tutuyor dediğiniz gibi. Yoksa İstanbul'un havası çok güzel bir hava. Fakat çok doğru. O hava akımını önlüyor. Öldüm bittim denmezdi yani. Hep bir esinti vardı İstanbul'da. Şimdi yok. Tabii. Akşamları hırka alınırdı. Evet, evet. Şimdi bunaltıcı.
Evet, çok, çok doğru. Film o açıdan. Ama gene güzel İstanbul. Gene güzel. Bir de şeyler var. Mesela çok güzel efsaneler var İstanbul'un şeyleri hakkında. Düştü mü Göksel Hanım? Yok, yanlışlıkla kamerayı kapattınız galiba Göksel Hanım. Tamam, evet. Açıldı. Tamam. Ha, tamam. Çok güzel efsaneler var İstanbul'un. Ama bilmem doğru, bilmem yanlış, yani şehir efsaneleri var. Bazı şeyler hakkında bilen bilir belki. Benim de rehberlik zamanımdan kalma onları hatırlıyorum. Mesela Sultanahmet Camii hakkında, mesela Süleymaniye Camii hakkında. Bilmem onları bilenler var mıdır? Bilir misiniz? Mesela Süleymaniye Camii'nin yapımında İran Şahı şeyler yollamış. İşte camide kullanılmak üzere, caminin yapımında kullanılmak üzere taşlar, yani kıymetli taşlar, işte yakutlar, zümrütler, elmaslar, pırlanta yok, elmaslar filan. Ve demişler ki işte İran Şahı size bunları yolladı. Onun tarafından caminin yapımında kullanın diye. Tabii Kanuni Sultan Süleyman fena halde bozulmuş. Ama reddedemez de bir al götür diye. Ne desin? Teşekkür ederiz demiş. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Kullanırız demiş. Ve elçinin gözleri önünde çağırmış Sinan'ı. Demiş ki bunları hemen şimdi eritin değil ne? Yani dövün, un ufak edin ve caminin inşaatında kullanın. İran Şahı lütfetmişler, göndermişler. Kırmayalım, caminin inşaatında kullanalım demiş. Haydi onların hepsini dövmüşler, un ufak etmişler ve caminin şeylerine, minarelerinin harçları arasına koymuşlar. Öyle mi? Diye bir efsane var. Efsane var. Nedenlidir ki o şeyin baktığınız zaman güneş vurduğu zaman minarelere parlar gerçekten. Ama bilmem doğru, bilmem yalan. Bir de şey var. Sultanahmet, onu biliyor musunuz? Sultanahmet Camii yapılırken Sultan çağırmış mimarını. Demiş ki bana öyle bir cami yap ki karşısındadır tam Ayasofya'nın, biliyorsunuz. Ayasofya'dan daha haşmetli, daha güzel olsun, daha görkemli, daha ve herkesin dikkatini çeksin, onu gölgede bıraksın. Ve demiş istiyorum, altın minareler istiyorum demiş. Şimdi tabii mimar da altın minare yapılamaz efendim diyememiş. Korkmuş padişahdan. Tamam efendim, emredersiniz padişahım demiş, gitmiş. Neyse, bitmiş cami. Gelmiş padişah. Bir de ne görsün, altın minare falan yok. Bre demiş, bu ne iştir? Hani ben demiş size burada altın minare isterim demedim mi? Efendim demiş, dediğiniz zaman işte ben demiş, siz altın mı demiştiniz? Şimdi altın altı. Ben demiş onu altı anladım. Onun için altı. Altı minare. Çok güzel. Ondan sonra böylece kellenin uçmasını beğenmiş altı, yani bayağı haşmetli bir şey. Fakat bu sefer güya Kabe'deki minarelerden bir tane fazlaymış bu altı olunca. Demişler ki olmaz, sen bunu yapamazsın demişler. Hemen bizim Sultanahmet gitmiş bir tane minare eklemiş Kabe'ye güya.
Ve bu da altı dünyadaki tek altı minareli cami olarak kalmış. Ve Ayasofya'dan daha haşmetli, daha oturaklı, daha güzel görünümlü diye. Ben bunları hep işte turistlere anlatırdım şeydi, bayılırlardı. Siz rehberlik yapmayı da seviyordunuz anladığım kadarıyla. Bayılırlardı bu hikayelere. Evet. Şimdi burada meraklı ve ilgili izleyicilerimizin güzel soruları var. Buyurun. Şimdi şuradan şunu takarsam daha rahat olacak. Oyun sırasında yani siz sahnedeyken başınızdan geçen komik bir anınız varsa dinlemek çok isteriz demiş. Güzin Ural Özkan. Var tabii var, olmaz mı? Çok var da. Ama o hikayeler böyle anlatılınca, hele şimdi böyle oturduk yerde anlatılınca komik olmuyor maalesef. Yani geçenlerde bir tane gene bir söyleşim vardı, orada bir tane anlattım. Ama yani olmuyor, anlaşılmıyor, tatlı olmuyor, tadı kalmıyor. Peki en sevdiğiniz oyununuz var mı? En çok severek oynadığınız oyununuz ya da yani sırf en beğendiğiniz oyun da olabilir, en severek oynadığınız rol de olabilir. Şimdi ve ikisi veya. Oyunlar da evlat gibidir. Yani pek ayırt edilemez. Hepsini severiz. Ender'dir. Mesela benim var bir tane nefret ederek oynadı. Utanarak sahneye çıktım. Başım önümde çıkardım hep böyle. yani çok utanırdım. Ve arkaya gelip tebrike işte geliyor arkadaşlar, seyredenler. Gelirlerdi benden biraz ne geldiniz bu oyuna? Bu oyuna gelinir mi? Felaket bir oyun. Görmeyin. Yok gelmeyin. Niye geldiniz canım? Beğendik deden ne? Bir de bu oyunu beğendiniz mi? Ayıp size, nasıl beğendiniz bu oyunu diye. Bir de benden azar işittilerdi. Ve hakikaten selama filan çıktığım zaman da başım önümde çıkardım böyle mahcubiyetten. Oyunun adını söylemediniz galiba. Etkime kısmet. diye bir oyun. Ve ya atladım. Şimdi felaket bir oyun hakikaten. Ben bir yerinde yönetmen beni masanın üzerine çıkarıyor. Ben abuk subuk bir çocuk şiiri okuyorum. Ondan sonra alkışlar alıyorum. Yani o bir ufacık bir sahne sırasında 6-7 ara alkış alıyordum. Ve nefret ediyordum, nefret ediyordum. Yönetmen bana diyordu ki Allah rahmet eylesin Tolga Aşkıner. Yahu diyordu bir ufacık 5-6 satırlık bir şiir sırasında 6-7 alkış alıyorsun. Onun dışında... Daha ne istiyorsun? Ara alkışı alıyorsun. Niye sevmiyorsun? İstemiyorum. Niye alkışlıyorlar bir kere? Bu alkışlanır mı? Hiç anlamıyorlar bir şeyden bunlar demek ki diyorum. Bu oyun seyredilir mi? Bu oyun alkışlanır mı? O kadar nefret etmiştim. Bir tek o vardır ama. Peki. En sevdiklerimden biri... En sevdiğiniz yok mu yani? Var var. En sevdiklerimden bir tanesi Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Özcan'la birlikte oynadığım 7 yıl sonra diye bir oyun. Çok sevdiğim bir roldür. Orada bir şey oynuyordum. Bir madam, Ermeni madam oynuyordum. Ve şey bu, hipnotizmacı böyle filan gibi bir şey. Biraz şarlatan. Ve onun da ödül almıştım. Çok çok severek oynadığım bir roldü. Tabii ilk başladığım oyun, ilk göz ağrım. İşte Kenterler'de oynadı. Sonra uzun süre bir 500 oyun kadar Pembe Kadın oynadık. Onu severim. Yine Kenterler'de. Şahane Züğürtler. Çok sevdiğim oyunlardan, çok severek oynadığım rollerden biridir. Var. Şimdi tabii kimse inanmayacak belki ama herhalde 300'ü aşkın oyunda oynamışımdır. Çünkü Barda yani ben ilk başladığım zaman yılda 4-5 oyun filan oynanır. Yani seyirci biraz düşmeye başladı mı hemen yeni oyuna başlanırdı. Onun için yani 3 ayda bir, 2 ayda bir oyun değişirdi. Onun için de 300 oyunu buldu galiba. Çok müthiş. Tabii yapmıştım. Bunları... Ama sinemayı sevmediniz galiba çok. Sinemayla hiç yıldızım barışmadı.
Sinema da beni sevmedi, ben de sinemayı sevmedim. Çünkü niye? Şimdi tiyatroda, sahnede dizginler sizin elinizde. Yani günahıyla, sevabıyla ne yaparsanız pardon. Yani sizin elinizde. İyi yaparsan iyi, kötü yaparsan kötü. Ama şey de öyle değil. Sinema da öyle değil. Sinemada dünya şaheseri oynayın, şaheserler yaratın. Fevkalade olun. Şak makası eline alıp kestim orada. Acı gittiniz. Ya da siz o şaheserleri oynarken kameraman çekmedi, buradaki oyuncuyu çekti, gittiniz. İşte bunun gibi, yani dizginler benim elimde değil. Ya da ışıkçı ışık vermedi, karanlıkta kaldınız, gittiniz. Nitekim benim başıma geldi bir iki kere. Öyle mi? Tabii, bir iki kere geldi. Bir tanesinde hele şimdi söylemeyeyim. Allah rahmet eylesin yönetmeni, çok meşhur bir yönetmen. Bir ya birinci ya ikinci filmim benim. İşte çok iyi bir teklif. Ünlü şimdi oyuncuyu da söylersem o da vefat etti, nörolojisinde yatsın. Tarık Akan mı? Evet, nereden bildiniz? Bilmem. Onun annesini oynuyorum. Gerçi yaşım, yani o benden küçüktü ama yani bir 5-6 yaş, 6-7 yaş belki de küçüktü. Yani anne olacak yaşta değildim. Ne hikmetse beni seçmiş. Ben de tabii yani bir yeni bir dünya açılır bana diye düşünerek. Tamam dedim. Oyuncular da gayet iyi. Benim de yani bir ayda çekilen filmde 25 günlük rolüm var. İşte oğlum evden gitmek istiyor, ayılıyorum, bayılıyorum, dramatik sahneler var, kanlı gözyaşları döküyorum falan, öyle sahneler var. Yani oyunculuk gösterebilecek çok güzel sahneler var. Neyse bunları çektik, çektik, çektik. Bir de baktım, film başladı. O zaman Lale Sineması vardı Beyoğlu'nun başında, İstiklal Caddesi'nin. Orada ben de oradan geçiyorum, tiyatroya gidiyorum, matinem var. Baktım, aa bizim film başlamış. Baktım, şimdi Jön ve başroller. Başrollerin yanında, arkasından Adile Naşit var, Münir Özkul var, ben var. Fakat beni Münir Özkul'dan ve Adile Naşit'ten önce yazmışlar. Ben daha işte 2 yıllık, 3 yıllık filan oyuncuyum, estağfurullah, yani çok mahcup oldum. Ben kim oluyorum da onlardan önce yazıyorum diye çok üzüldüm. Nasıl olur bu? Yani olmaması lazım. Benim onlardan sonra yazılmam lazım. Gerçi onların rolü de aşağı yukarı eşitti ben. Sonra anladım ki meğer ben yokum filmde. Bari demiş, yani iki yerde uzaktan arkadan sarı topuzla görülüyorum. Ama öyle yakından görünmüyor, şöyle görünüyorum. İşte bir tane daha öyle arkadan sarı topuzla. Yokum. Bütün o sahneler. Ne oldu o sahneler? Sonra ben, estiler bana. O yönetmenin şeyi de tam tiyatronun karşısındaydı. Gittim tak tak, dediler ki bana gitme. Çok kalbin kırılır. Yani sen onun da başa çıkamazsın. Daha 3 yıllık oyuncu. Başa çıkamazsın. Bir laf söyler altından kalkamazsın. Olsun dedim, ben gideceğim. Zaten konuşmazsan ne dediler. Ben tak tak kapıyı vurdum girdim. Dedim ki bana ne kadriniz vardı da beni bu filmde oynattınız dedim. Yani alsaydınız bir figüran, bir sadık topuz taksaydınız şöyle arkadan. Hem dedim para vermezdiniz. Yani 10 liraya oynatırdınız. Hem de dedim bana günah etmezsiniz. Ben daha genç bir oyuncuyum, yeni bir oyuncuyum. Benden ne istediniz siz, ben size ne yaptım dedim. Adam o kadar şaşırdı ki, böyle bir tavır görmemiş daha önce. Tabii büyük bir yönetmen olduğu için kimse sesini çıkaramamış. Şaşıp laf bile edemedi. Böyle baka kaldı bana. Bu ne cesaret diye. Sonra dedi ki, dedi uzundu kestim dedi. Uzun olabilir dedim. Jönle Jönfi saatlerce yağmurda, yağmur yağıyor, müzik altı. Yani altta müzik. Yürüyorlar. Yarım saat ama vallahi yarım saat yürüyor. Dedim oradan kesseydiniz. Onlar dedi filmin başrolleri. Dedim başka yerde benim buldunuz dedim kesecek. Hadi kestiniz.
Yani bütün say yokum ben, yokum bendir. Allah çok fena. Demedi. Yani çünkü bugüne kadar öyle bir şey diyen olmamış ona. Böyle bana baka kaldı, dili filan tutuldu ki çok konuşan, çok şey nedir o, hatip bir adamdı. Hiçbir şey diyemedi, baka kaldı. Böyle o, yani ilk maceram odur, sonra onun gibi oldu öyle. Ama dizili, çok keyifli dizilerde de oynadınız. Ruhsar mesela ne kadar sevilen bir diziydi. Çok severim. Onu çok sevdiniz mi? Televizyonu daha mı çok sevdiniz? Televizyon daha çok, evet. Çünkü televizyon bir yerde mesela bir sahneye öyle çekiyorsunuz. Halbuki filmde öyle değil ki. Filmde şey, bir de dizide daha çok imkan elinizde. Yani yönetmenle ama burayı şöyle yapalım, böyle yapalım diye konuşma imkanı var. Ay olmadı, bir daha yapalım deme imkanı var. O zamanlar yoktu filmlerde öyle imkanlar. Yani diziyi daha çok seviyorum, evet. Yani filme tercih ederim. Evet, şey, bir de şimdi buradan gene bir iki soru alalım. İstanbul gönüllülerine neler tavsiye edersiniz yaşanabilir bir İstanbul için? İstanbul gönüllüleri ne yapsın, neler tavsiye edersiniz? Onlar zaten canlarını dişlerine takmışlar. Gerçekten bu gönüllü ordusu İstanbul için çalışıyorlar. Kendilerini gerçekten ona vakfetmişler. İstanbul daha güzel, daha yaşanır bir şehir olsun diye çalışıyorlar. İnsanları daha, İstanbulluların daha mutlu olmaları için çalışıyorlar. Sizin tavsiyeniz ne olurdu? Benim diyeceklerimin hepsini dediniz. Ben de aynı şeyi diyecektim. İstanbul gönüllüleri bu işe ne yapsın? İyi ki böyle bir oluşum var. İyi ki bir işin ucundan tutuyorlar. Allah razı olsun. Ama yani gitmiş zaten İstanbul'da, artık neresinden çekip düzelteceğiz onu bilemiyorum. Yani maalesef. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Çok da güzel yapıyorsunuz. İyi ki de yapıyorsunuz. İyi ki böyle bir oluşum var. Allah'tan. Ve ama ne yapsın İstanbul gönüllüleri, ben söyleyeyim. O gökdelenleri pat 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 çekişle gidip indirsinler. Yapabilir misiniz? Ya. Durdursalar yeter. Yeter. Daha fazla yapılmasın. Biliyor musunuz? Yani en azından katkıda bulunabilirler daha yapılmaması için. Ama on herhalde anlaşıldı da bu kadar yüksek klima. İki tane gökdelen yapılıyor mahalle arasında. Yani iki mi üç mü tepelere kadar. Yani burada kıyametler kopuyor bizim mahallede, vay efendim. Bizim semtte böyle şey olur mu, bunlar nereden çıktı diye. Orası çünkü büyük bir bahçe, ormanlık bir yerdi. İşte çeşitli meğer orada hayvan türleri varmış, kuş türleri varmış filan. Hepsi heba olup gidiyor, ağaçlar gidiyor. Burada kan gövdeyi götürüyor her gün, kıyamet kopuyor maalesef. Yani hala daha yapılıyor ne yazık ki. Yani İstanbul gibi, dediğim gibi çok tekrar ediyorum belki ama bir kültürel, bir tarihsel bir kente yapılabilecek, böyle bir kaç bin yıllık bir kente yapılabilecek en büyük kötülük bu gerçekten. Yani yapsalardı ta gidip işte ne bileyim ben Sarıyer'in tepelerinde değil, dibinde bir yerlerde yapsalardı ya da işte şeyde yaptılar, ona kimsenin sesi çıkmıyor. İşte Gazi Osman Paşa şey filan, o taraflar, Esenyurt bilmem ne, oralarda var. Oralarda olsun, ona bir dediğim yok. Ama öngörünüm Boğaz'dan tam geçerken tepenin üstüne yapılır mı şey gökdelen? Aldınız var. O zaman şey soran arkadaşımız ve İstanbul gönüllüleri mesajı aldı o zaman. Gökdelen istemiyoruz artık, yeter. Evet, yeter. Bakın, yeter. Ben o devirden geliyorum. Şimdi benim çocukluğumda ve gençliğimde Boğaz'da iki yakasında yalılar, tek katlı evler, villalar, geri kalanı bütün koruluk, ağaçlık, çam ağacı. Çam ağacı kalmadı. Ağaç kalmadı İstanbul'da. Uçakla bakmışsınızdır. Uçakla gelirken, evet, taş yığın. Yani bir
işte elde kalan 2-3 tane park var. Yani çok çok yazık İstanbul gibi bir, yani ay vallahi. Evet, haklısınız. Gerçekten öyle. Bir izleyicimiz galiba Sibel, soyadını buradan göremiyorum. Bir kere önce size sevgi ve saygılarını iletiyor. Hocama sormak istiyorum diyor. 50 yıl önce İstanbul'da tahminen kaç tiyatro vardı? Kaç tane tiyatro vardı? Günümüzde bir kıyaslama yapar mı? Biraz hüzünlenelim demiş. Şimdi 50 yıl önce işte tahminen benim başladığım yıllardan biraz sonraya denk geliyor. Yani 50 yıl önce ne oluyor? 60'lı yıllar, 50'li yılların sonu oluyor. Değil mi? Evet. İşte o zaman tiyatronun altın devriydi. İstanbul'da o zaman 33 tane tiyatro vardı. Ve biz onunla iftar ederdik. Şimdi tabii çok daha fazla oyun oynanıyor ama tiyatro binası yok. Bir de tabii çok güzel, muhteşem bir dram tiyatrosu vardı. Evet. Böyle Amerika'daki veya Londra'daki eski barok tiyatrolar gibi. Tepe başında galiba, değil mi? Tepe, muhteşem bir, fevkalade bir tiyatroydu. Onun yanında komedi tiyatrosu vardı. O da tabii çok önemli bir tiyatro ama o onun kadar hem iç dekorasyonu hem mimarisi açısından o kadar önemli, yani göze güzel görünen bir şey değildi belki. Ama gene de bir tiyatro binası tabii. Fakat şey, dram tiyatrosu muhteşem. Yani o da işte bir mücevher kutusu gibiydi. Çok yazık oldu. Gitti o mesela. O TRT binasının olduğu yer miydi orası? Evet. Sanıyorum TRT binasının olduğu yer galiba. Komedi ya, ben onların hepsini gördüm. Evet. Komedi tiyatrosu şeyin olduğu yer. Aşağıda ne var yanında? Otopark mı? Otopark var. Olduğu yer. Bir ara bir şeydi, fuar alanıydı orası. Fuar TÜYAP alanıydı, evet, TÜYAP. İşte orası da dram tiyatrosunun diye. Belki de tersi de olabilir. Ama öyle hatırlıyorum yani şeyi. Sonra tabii o saray sineması vardı işte. Bir tek Beyoğlu'nda kalan, o da Ferhan Şensoy'un çabalarıyla ve aşırı gayretleriyle ayakta kalan eski Dormen Tiyatrosu. Ondan da eski Ses Tiyatrosu, şimdi gene Ses Tiyatrosu. O kaldı maalesef. Evet. Evet. O orası kapandı. Yani o İstiklal Caddesi zaten. Evet. Tiyatrolarca yani... Tiyatroya gidelim dediniz mi oraya gidilir ve oradan bakın. İşte mesela Broadway gibi, mesela West End gibi Londra'da filan. Şimdi tabii öyle değil. Şimdi daha... Çin malı satan böyle dükkanlarla dolu falan. Evet, o üzücü biraz. O dokunun değişmesi kötü. Orası eğlencenin merkeziydi. Şimdi tamamen bambaşka bir şey oldu yani. Yani Bakırköy'de var, Kadıköy'de var, ne bileyim işte Gazi Osman Paşa'da var. O semtin sakinleri de onlardan yararlanıyorlar tabii, o da güzel. Şimdi çok daha fazla tiyatro var, yani daha doğrusu tiyatro topluluğu, oyun var. Yani 350'nin üstünde o alternatif tiyatrolar, gençlik tiyatroları falan filan, ki onlar çok tabii aktif ve hareket getiren bir şey, olgu. Çok da hoş çünkü gençler orada çalışıyorlar, imkan buluyorlar filan. Ama o güzel binalar da gitti şimdi. Mesela bir işte yarım salon bir yer bulan orayı tiyatro yapıyor. Haklı olarak, başka çare yok. Ama evet, o heyecan verici bir gelişim aslında. Ben bir oyun izlemiştim, pardon lafınızı unutmayın, kesmiş bulundum yani, kusura bakmayın. Bir oyun izlemiştim, Karaköy'de ara sokaklardan birinde. Garaj. Garaj da değil, açık havaydı yani, yaz şey. Bir binanın bir full cephesi şeydi yani, pencere vesaire yoktu.
düz beton duvar. Orayı sahne yapmışlar. Ondan sonra sandalyeleri dizmişler. Çok da güzel bir oyundu. Hiç unutmam. Ya Karaköy'ün ara sokaklarında o şeyi, duvarı işte ışık mışık oyunları, işte o bir şeyler yansıtıyorlar falan. Dediğiniz gibi o gençler de çok dinamizm katıyor. Siz eğitmensiniz bir taraftan tabii, hocasınız. Biraz şimdiki tiyatrocuları eski tiyatroculara göre, eski dönem tiyatrocularına göre kıyasladığınızda nasıl görüyorsunuz? Çok farklı görüyorum. Bir kere yani ben gençleri çok seviyorum. Bir de öğrencilerimin şu an izlediğiniz dizilerde, filmlerde ya da oyunlarda beğendiğiniz, sürekli beğendiğiniz, çok severek izlediğiniz oyuncuların çoğu öğrencim, ben de çok iftihar ediyorum. Dolayısıyla çok giderim ben bu alternatif tiyatrolara, çok dolaşırım. Çok beğeniyorum. Yani şimdi eskisi, tabii eski oyuncular başkaydı. Onların içinde çok önemlileri var. Gerçekten çok saygı duyulduğumuz büyük oyuncular var. Ama şimdiki yeni kuşak bir kere çoğu eğitimli. O çok önemli. Eğitim çok önemli. Onun için çok hoşuma gidiyor. Bir de atılgan, yani mesela mezun oluyor hemen bir şeyler, işte bir yerde bir oda buluyor, bir garaj buluyor, bir şey buluyor. Orada beraber bir araya gelip gençler, çoğu da yani çoğu zaman çok heyecan verici şeyler çıkıyor. Ben hem öğrencilerim olduğu için hem de merakımdan çoğuna gider izlerim. Şey vardır, İngilizce'de bir deyim vardır. Otobüs şoförünün tatili gibi. Çünkü otobüs şoförü tatil gününde de otobüse binip gezermiş. Onun gibi tatil günümüzde de tiyatroya gideriz biz de. Ama öğrencileriniz sizi orada görünce elleri ayaklarına dolanıyordur bence. Ama onlar bilirler benim sevgiyle gittiğimi, hoşgörüyle izleyeceğimi. Ama yani çok beğenirsem söylerim, beğenmezsem de söylerim. Bak şunu şöyle yap, onu yanlış yaptım, burayı düzelt, düzeltilebilecek şeylerse. Düzeltilmeyecekse hiç asap bozma. Ama düzeltip de daha iyi olabilecekse o zaman mutlaka söylerim. Hatta dizilerde bile, kim nerede hangi dizideyse izlerim. Anında mesaj, aferin, harikaydın, çok güzeldi falan diye. Ya da kötüyse, şurada şunu yaptım, biz size öyle mi öğrettik, nasıl bunu yaptın, sonuçta bu bize döner, bunlar ne biçim hocaymış, nereden hangi diye bir de onları da yazarım. Peki bir şey şimdi merak ettim, şey dediniz, düzeltilmeyecek bir şeyse, o nedir düzeltilmeyecek şeyler? Yani ya çok... Bir tanesi ne mesela? Oyun kötü. Oyuncu kötü, düzeltemez. Ne yapacağız? Oyun kötü, ne yapacak? O oyunu değiştir mi diyeceğiz? Çıkmış bir kere. Yok, çare. Yani oyuncu da demek istedim. Yani oyuncu olmaya hevesli ama bir defosu var. O nedir? Tiyatroya uygun olmayan bir şey var mı, öyle bir şey? Peki yeterince yetişmemiş, ilgi göstermemiş. Yani ben şeye inanıyorum aslında. Yani illaki mutlaka yetenek değil. Yeteneğin yanında, yani hiç işlenmedik bir yetenek çok işe yaramaz. Yani tabii olur da, ama çok yetenekli biri eğer, ben ya zaten çok yetenekliyim ne olacak, ben yaparım deyip de çok sarılmıyorsa, ondan daha az yetenekli biri, daha disiplinli biri, daha çalışkan, daha sarılan biri mutlaka o çok yetenekliyi geçer. Ve bunun da çok örnekleri var. Yani benim öğrencilerim arasında da var. Mesela benim çok ümit ettiğim, vay bu ne olacak kim bilir dediğim bazı öğrencilerim var. Onlar eridi gitti. Bundan da ne olur, hay Allah, bu çocuk da niye oyuncu olmaya kalkmış dediğim bazı kişiler mesela muhteşem oyuncu oldular. Çok sarıldılar çünkü, çok çalıştılar. Ama öbürü yeteneğine güvenip, ben nasıl olsa ben yetenekli yaparım dediği için olmuyor. Yani çok çalışmak gerekiyor. Aslında bütün diğer sanat dalları için, müzik için de öyle.
Resim vesaire için de öyle değil mi? Yani çalışmak önemli. Orta yetenekle çok çalışmakla çok başarılı olunabilir. Ama çok yetenekle hiç çalışmadan biraz sönüp gidiliyor gibime geliyor. Evet. Şimdi buradan gene şimdi Ayk Sekteryan benim de çok sevgili yakın arkadaşım. Demiş ki ben 10 yaşındayken ilk operayı orada seyretmiştim diyor. İçi neredeyse La Scala gibiydi diyor. Evet. Drama tiyatrosu için. Çok doğru, öyleydi. Evet. Ben de ilk orada şeyi seyretmiştim. Windsor'un Şen Kadınları. Aydın Gün'le. Aydın Gün o zaman. Ay ne müthiş. Müdürdü. Azra Gün eşi de oynuyordu. Hayran. Ha bir de şey. Mete. Ay meşhur, nasıl unuttum, bir de üstelik ahbabımdı da. Mete Oğur. Çok muhteşem bir baritondu. Operada, devlet operası. Bir yerden bir ses geldi. Galiba sorunun cevabını evet. Biliyor biri. Pardon, mikrofonum açıkmış. Özür dilerim Göksel Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Mete Uğur olması gerekir diye düşünüyorum. Hatırlayamadım. Mete Uğur. Teşekkürler. Rica ederim. Onu ilk orada, çok teşekkürler. İlk onu orada görmüştüm. Çok güzel. Hakikaten işte dedim ya, mücevher gibi bir tiyatroydu. Yazık oldu. Evet. Şimdi buradan kim demiş? O burada görmüyorum. 2016-2017 sezonunda tam 253 oyun izlemiştim. Kim o? Çok merak ettim. Benim Altan. Öyle mi Altan? Yani her gün. Her ya gün bazı bir oyun günler, gibi bir şey. Bazı günler üç oyun izlediğim olmuştu. Aynı ben de yani. Öyleyim. Ben de sizin gibi. Aynen öyle. Her gün tiyatroya gidiliyor gibi. Değil mi? Çok bravo vallahi. Tabii tabii, yani hiç yani yağmur çamur demeden giderdik. Hatta çok burada güzel. Çok sevgili bir arkadaşım var. Onunla en büyük zevkimiz Göksel Hanım'ı izlerken o günler aklıma geldi. Çok keyifli bir oyundan çıktıktan sonra çok soğuk da olsa havada vapurun güvertesinde oturup çay içmek muazzam zevk verirdi bize. Yani tiyatrodan çıkmışsınız, vapur güvertesinde buz gibi havada çay içiyorsunuz. Çok keyifliydi. Yok ya da şeyde işte Emirgan'da bir şeyde çay bahçesinde oyunu şey diyorsunuz. Ya da işte şeyin belli yerleri vardı, Bob Cafeteria falan gibi Beyoğlu'nun. Ya da oralarda bir kahve içip oyunu konuşuyorsunuz, oyun hakkında konuşuyorsunuz çıktıktan sonra. İzlenimlerinizi tartışıyorsunuz filan. Çok keyifliydi onlar. Çok. Ben şimdi burada söz isteyenlere, el kaldıranları göremiyorum ama buradan bir uyarı gelmiş. Resmiye Hanım, hanım galiba onu da umarım öyledir, pot kırmamışımdır. Hala buradaysa söz istiyormuş, sorusunu almak isteriz. Buradaysa Resmiye Hanım, Resmiye. Ha, Altan göndermiş. Evet şey el kaldırdı yani söz istiyor diye düşünüyorum. Onun için mesaj gönderdim. Evet ama şu anda belki bizi duymuyor ya da gitmiş evet. Olabilir. Olabilir. Şimdi Belma Panço, Panço herhalde. Evet. Ben de Altan'la birlikte izlemişim. Zaten Altan neredeyse bütün oyunları izlediği için... Evet, Azra Günel'i Yarasa'yı seyrettim. Ha o da Ayk, o da çok şey. Orada Yarasa. Tiyatro, evet. Göksel Hanım Azra Gün deyince birdenbire hatırladım çünkü hatırlayamıyordum. Kocası da bir şeydi onun falan diye. Neydi diye. Azra Gün Yarasa'yı 10 yaşında, Yarasa operetini 10 yaşında tepe başındaki o ekstra klasik muhteşem tiyatro binasında seyretmiştim. Ve şeyde yani sopranolardan biri de Azra Gün'dü. Evet, evet. İnanılmaz. Soru sorabilir miyim izninizle? Buyurun.
Tabii buyurun. Çok özür dilerim. Göksel Hocam biraz önce şeyden söz etti. Rahmetli olan Erol Keskin'den ve aynı binada oturduklarından söz etmişti. Allah rahmet eylesin. Erol Keskin'in oyunculuğu ve yönetmenliği nasıldı? Anlatabilir misiniz? Anlatırım memnuniyetle. Benim için Erol Keskin muhteşem oyuncudur. Çünkü her oynadığı oyunda, rolde ayrı bir lezzet vardır. Ayrı bir derinlik vardır. Hiçbiri birbirine benzemez. Bir öncekinden bir sonrakine en ufak bir benzerlik bulamazsınız. Ve sahnede müthiş bir prezansı olan, müthiş bir karizması olan bir aktördü. Fakat o kadar alçak gönüllü, hiç şan, şöhret, öyle şeyler falan önem vermeyen, gayet böyle rint bir adamdı. Ve şey gibiydi, ayaklı kütüphane derdik biz ona. Bilmediği yoktu. Tam gerçek bir entelektüel. Deniz, derya. Yani şimdi konuşuyoruz, yarasa dediniz değil mi? Mesela yarasa operede. Derdi ki yarasalar sen nasıl yaşarlar bilir misin? Onu anlatırdı. Ya da işte bilmem, şimdi müsilaj diyoruz, deniz salyası. O şöyle şöyle oluşur, onu anlatırdı. Her şeyi bilir yani, bilmediği yok. Ben ilk zamanlar bu gerçek mi söylüyor yoksa uyduruyor mu falan diye gider bakar doğrulardım. Hepsi doğru. Gerçekten yürüyen ansiklopedi gibiydi. Ve muhteşem bir oyuncuydu yani, muhteşem. Şöyle bir şey oldu. Gazete Gazete diye bir oyun oynadı şehir tiyatrosu. Biz de eşimle gitmiştik. Perde açıldı. Baktım Erol Keskin zaten oynuyor, biliyoruz. Sırtı dönük. Bir duruşu var. Yani laf yok, hiçbir şey yok. Sadece duruyor, hareket yok. Öyle başlıyor, perde açılıyor. O şöyle duruyor. Ben eşime hemen dedim ki yani omuzlarının duruşu, o vücut hareketleri. Bak dedim, aktör duruyor sahnede, aktör işte dedim. Muhteşem. Oyun da öyleydi. Sonra nasip oldu, bir iki ay sonra Londra'ya gittim. Orada oynuyor oyun. Şimdi tabii biletler de çok pahalı. Gideyim mi gitmeyeyim mi, ben bunu gördüm falan. Ama şey, Anthony Hopkins oynuyor. Anthony Hopkins'i görmek isterim. Kalktım gittim. Pek gördüğüm oyunlara gitmem ama işte buna gittim, Anthony Hopkins diye. Bir de baktım o sırada şehir tiyatrosunun genel sanat yönetmeni olan Gencay Gür'ün ve şimdi tiyatrosunda oynadığım Hakan Altıner, o zaman yardımcısı Gencay Hanım'ın, onlar da birlikte gelmişler. Nasılsın, iyi misin falan, tesadüf. Yerlerimiz önlü arkalı düştü. Ben şimdi oyunu seyrediyorum. Karşımda Anthony Hopkins'i seyrediyorum. Yani dünyaca ünlü bir yıldız, müthiş bir aktör, herkesin bayıldığı. Ama içimden diyorum şu geçiyor. Ama bizim Erol sanki daha iyi oynuyordu. Ama olamaz herhalde, ben diyorum tarafgir davranıyorum. Yani Erol'u sevdiğim için bana öyle geliyor herhalde. Yani şimdi bu da Anthony Hopkins. Evet, Erol bizim Erol muhteşem ama karşımızda da Anthony Hopkins. Antrakt oldu. Çıktık işte, konuşuyoruz Gencay'la ve Hakan'la. Dedi ki nasıl buldun oyunu, dedi Gencay. Şimdi diyeceğim ki vallahi benim İstanbul'da gördüğüm, orada Pravda diye oynuyordu. Gazete Gazete sizin oyun çok daha güzeldi. Ve de Erol Keskin sanki bana öyle mi geliyor acaba? Anthony Hopkins'dan daha iyi oynuyordu diyeceğim. Ama demek istemedim böyle bir, hani fazla iltifatkar oluyormuşum onlara gibi. Böyle bir şey geldi bana. Dedim şimdi gerek yok bunu böyle söylemeye, yani onların hoşuna gitmek için gibi sanki. Demeyeyim dedim. Demeye kalmadı, baktım Gencay dedi ki bana, dedi sanki Erol daha iyi oynuyor gibi geldi dedi Anthony Hopkins'ten. Bu da Anthony Hopkins ama dedi, yani bana öyle geldi dedi. Sanki bizim oyunda dedi teknik hariç, onların teknik tabii müthiş. Bizim gibi gibi geldi sanki. Ay dedim, bana da öyle geldi. Ben söylemek istemedim dedim. Yani böyle hani fazla şey yapmış olmayayım, tarafgirlik yapmış olmayayım diye dedim. Hakikaten de Erol Keskin Anthony Hopkins'dan daha iyi oynuyordu. Erol Keskin bana göre Türkiye'nin Laurence Olivier'siydi. Laurence Olivier muhteşem bir aktör. Benim bayıldığım.
Evet, dediğim gibi bir Oppenheimer'lar oynadı. Müthişti. Bir salı ziyaretleri diye iki kişilik bir oyun oynadı. Tadına doyum olmaz. Hepsinde ayrı. Yani deli dahi, dahi oyuncuydu hakikaten. Ama o kadar alçak gönüllüydü ki hiç de belli etmezdi. Hiç öyle vay ben ne oyuncuyum falan gibi dolanmazdı ortalıkta. Böyle kendi halinde sessiz sedasız. Zaten dediğim gibi rint bir adamdı. İşte okusun, yazsın, tiyatro ile meşgul olsun. Çok derin, derin bir adamdı yani Erol Keskin. Nurlar içinde uyusun. Benim de 60 yıllık dostumdu. Tiyatroya Haldun Dorme'nin kurslarında birlikte başlamıştık. Evet. Ve Allah rahmet eylesin. Şimdi burada Ümit Batı söz almak istiyor. Buradaysa Ümit Bey, ona söz verelim. Ama ben buradan maalesef göremiyorum dediğim gibi. Tamam. Merhaba. Hocam nasılsınız? İyi akşamlar dilerim Aslı Hanım. Merhaba. Merhaba. Göksel Hocam selamlar. Merhaba, merhaba. Batı. Batı, evet. Benim hocam nasılsınız? Şimdi gördüm. İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim, takip ediyorum sizi. Biraz sonradan katıldım ama dinliyorum zevkle. Ben öğrencisiyim. Göksel Kortay hocamızın. Çok şanslıyım. Yani acayip kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bütün öğrettikleri detayların yanı sıra bambaşka bir hayat ışığı verdiğine eminim ben. İnsanlara başka bir bakış açısı kazandırdığına, çok umutsuz zamanlarda bile her şeyin olabileceğine dair ümidin hep olduğuna inandırdı hocam bizi. Yani ben öyle aldım yani o derslerden. Dur. Efendim? Yarın başka bir gündür. Her zaman, evet. Ve çok güzel derslerimiz oldu. Kendisinin önünde acemi, amatör olarak tiyatro oynama şerefine nail oldum. Ve kimseler yoktu, biz bizeydik, öğrenciler ve hocamız. Benim için çok değerli zamanlardı. Hem çok önemli ve çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü her zaman ben ölene kadar hayatımda bir Göksel Kortay olacak kalbimde. Ne güzel. O benim için çok değerli. Ben sadece şeyi anlatmasını rica ediyorum. Bize çok heyecanlı anlatırdı. Bilmiyorum anlattım öncesinde. Ben sonradan katıldım. Hocamızın Amerika'da Faye Dunaway ile olan maceraları ve hikayeleri de çok meşhurdur. Ben çok zevkle tekrar dinlemek isterim eğer anlatmak isterse hocamız. Gelemedik. Söylediklerin için çok teşekkür ederim ama sizin sınıfınız da fevkalade bir sınıftı. Sahne tozu kursları, akademisinin dersleri. Sizin sınıf özellikle çok özel bir sınıftı. Her biriniz ayrı ayrı çok özelsiniz benim için. Teşekkür ederiz. Artık şimdi dostum oldunuz, öğrencim değil. Hepinizi ayrı severim. Herkese de buradan izleyen varsa sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bütün öğrencilerime aslında da özellikle sizin sınıfa. Çok teşekkür ederiz hocam. Onlar adına ben selamınızı alıyorum. İyi, sana başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra seni sık sık ekranlarda görürüz. İnşallah hocam. Layık olmaya çalışırım öğrettiğiniz derslere. Ben öyle bekliyorum. Heyecanlandım bu cümlenizle bile. Peki ben Ümit Batı'ya sormak istiyorum. Göksel Hanım'dan öğrendiğiniz en kıymetli ya da en sevdiğiniz şey nedir? İyi ki bana şunu öğretti. Ben mesela tiyatroya çocukluğumdan beri giderdim. Benim annem ev hanımı oldu ama eskiden tiyatrocu olacakmış. O dönemlerde hani biliyorsunuz biraz ataerkil bir Türk toplumu olduğu için evlendikten sonra babam kendisini tiyatro yapmaya dair teşvik etmemiş. Hep içinde kalmış annemin tiyatro. Tiyatroya gider gelirdim. Bazı oyunları beğenirdim, bazı oyunları beğenmezdim. Bazı oyuncuları beğenirdim, bazılarını beğenmezdim ama hiçbir fikrim yok. Bunlar hep histi benim içimde. Sonra hocamla derslere katıldık. Yani bir tiyatro oyunu nasıl eleştirel gözle izlenebilir? Hani nasıl bakmalıyız diye hocamın gözüyle öğrendim orada. Tabii ki bu detayları öğrendim. Sonra şunu düşündüm kendi kendime. Beğendiğim her şeyde ki düşündüğüm detaylar hocamın tecrübesinden sonra bana özgüven getirdi. Yani
Benim için bu atışlar, nokta atışları çok değerliydi. Hocam mesela bize eleştirirdi ama çok nokta atışlarıyla eleştirirdi. Yani öyle çok detay vermezdi. Ama çok içinde hazineler saklıydı ve orada çok büyük zenginlikler saklı. Ben onları keşfettiğim için çok mutluyum açıkçası hocamda. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun beni aldığınız için. Peki, buradan da söz almak isteyen var mı acaba? Yoksa yavaş yavaş toparlanalım mı? Ne diyorsunuz Altan Bey? Vallahi bilmiyorum Göksel Hanım'ı da çok yormak istemem. Neredeyse 2 saat oldu. Çok keyifli bir sohbet. Çok çok keyifli bir sohbet. Yavaştan toparlansak hani hocamızı yormak istemem. Ben yorulmam Altan Bey, ben Koç burcuyum. daha yorum. O zaman Ümit Bey'in şeyi vardı, Faye Dunaway ile anılarını herhalde çok zevkli. Hani bir de onları da dinlemek isteriz Amerika'daki. Onlar uzar, onlar bayağı uzar. Öyle mi? Ha, tamam. Ama bakayım çok. Bir kere bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Yani nasıl tanıştınız? Ve yani enteresan, yani fantastik bir şey gibi bizler için. Çok kısa anlatayım. Ev arkadaşım, işte oraya gittim. Biraz geç kalmışım ben, yani bilmediğim için. Yurtlarda yer yok. Onun için ben ne yapacağım dedim. Ev tutacaksın. Nasıl tutayım dedim. Yani ona yetmez param. Dediler ki işte 2-3 arkadaş tutarsınız. Hep şimdiye kadar hiç tanımadığım biriyle bir yerde öyle kalmamışım. Ama mecburi işte okulun tahtasına yazıyorsunuz, ev arkadaşı aranıyor diye. Birileri çıkıyor, bakıyorsunuz. Bundan geçinebilirim herhalde filan diye. İşte Faye çıktı bana da. Bir de bir arkadaş daha vardı. Biz üçümüz bir ev tuttuk. Faye, ben, bir de Vanessa diye bir arkadaş. O bir zaman sonra bize ayak uyduramadı pek. İlk gün hatta ben hiç ev işi falan bilmiyorum, hiçbir şey. Şey yapılıyor, iş bölümü yapılıyor. İşte sen salı günleri sen yemek yaparsın, çarşamba günleri temizlik yaparsın, perşembe günü şunu yaparsın, o da bunu yapar diye. Ben hiçbirini bilmiyorum, yumurta kırmak bilmiyorum. Dedim ki temizlik, hadi toz moz alırım gene, onu yapabilirim. Ütü bir de severim, ütü yaparım. Dedim ki ben dedim ütü yapsam bir de toz alsam olur mu? Yani ben dedim başka bir şey bilmem. Bana şöyle baktılar, sen Türkiye'de prenses miydin dediler. Ama dedim ben yani girmedim mutfağı, bilmiyorum falan. Neyse işte ben toz alıyorum falan, öyle idare ediyorum. Sonra Venice'a gitti. Bir kısa bunu anlattım. Bir gün eve geldim. İşte bir yere gideceğim. Bir tane siyah elbisem var. İşte onu giyip bir güzel bir yemeğe gideceğim arkadaşlarla. Arıyorum, benim siyah elbise yok. Eyvah. Mecbur başka bir şey giydim. Gittim artık. Sonra gece geldim. Baktım. Feyin üzerinde o giymiş gelmiş. Dedim ki niye benim elbisem? Ne olacak, aldım giydim dedi. Bana söyleseydin bana da lazımdı dedim. Hep öyle yapardı. Benim elbiselerimi alır giyerdi. Bir de dağınıktı. Kapıdan girdi mi Faye'in geldiğini anlarsınız. Kapıdan yatak odasını ya da salona kadar. Bütün üstündekileri teker teker çıkarıyor. Böyle yol iz yapıyor, salona kadar getiriyor size. İşaret gibi. Ama en enteresan sonra çok, yani biz birbirimizi çok sevdik. Çok yakın arkadaş olduk. İşte iki seneyi biraz geçkin şeyde, Boston'da birlikte, sonra New York'ta bir 6 ay falan birlikte oturduk. Sonra ben daha Amerika'dayken o meşhur oldu. Yani o Faye Dunaway oldu. Ve beni Los Angeles'a davet etti, Hollywood'a. Gittim ben de. Çok şeker bir kızdı zaten. Ama öyle dünya güzeli falan değildi. Yani Amerika'da her köşe başında göreceğiniz bir hoş Amerikalı kız. Ama tabii makyaj falan yapınca çok hoş oluyor. Ve de şeydi, çok azimliydi, çok çalışkandı.
Bizim okulun bir tane muhteşem yetenekli bir öğrencisi vardı bizim sınıfın. Onlar ikisi birlikte seçmelere giderlerdi, oyuncu seçmelerine. Birinin adı Fey, birinin Key. Key muhteşem. Fey orta karar. Tabii ki Key kazanacak derdik. Gelirdi, bizimki Fey almış golü. O kadar kendini lanse etmesini biliyordu ki çok ağzında laf yapardı. Mutlaka o kazanırdı. Yani hak etmese bile. Neyse işte Hollywood'da meşhur oldu. Fakat ne yalan söyleyeyim, hiçbir zaman bu büyük burunluluk yapmadı. Ben işte beni Los Angeles'a davet etti, gittim Hollywood'a. Her gittiği yere benim Türk arkadaşım, o da arkadaşım falan diye beni tanıştırıyor, davetlere falan götürüyor. Geliyoruz bu o zamanlar böyle sarı büyük Maserati'mine böyle koskocaman bir arabası vardı. Yani o sırada almış. Şimdi geliyoruz otelden çıkan işte söylüyor adını. Arabası geliyor gidiyor, biz bir köşede bekliyoruz. Meğerse gidip söyleyecek ben Feydan Havay'ım, benim arabam da gelir gelsin diyecek. Ya söylesene diyorum. Yok söylemiyordu yani, o kadar alçak gönüllü. Biz yarım saat, o yarım saattir bekliyoruz, gelen gidiyor, gelen gidiyor filan. Fakat en şeyi benim hoşuma giden, ondan sonra bana çok işte televizyondan yapımcılar, yönetmenler filan Hollywood'a şey almaya gidiyorlar, film filan almaya gidiyorlar ya da toplantılar oluyor, onlara gidiyorlar. Kim ki Türk görse hemen yanına gelirmiş Fey. O zaman Fey Dunaway kıyamet kopuyor. İşte Bonnie Clyde'ı filan çevirmiş. İki Oscar almış filan falan. Gidiyormuş. Göksel Kortay'ı tanıyor musunuz? İşte kimi tanıyor, kimi ismen biliyor. Evet biliyorum ama tanışıklığım yok. Ya tabii biliyorum. Hepsine dermiş ki illaki gidince Göksel Kortay'ı bulun. Benden selam söyleyin. Yani Türk olduğunu duyunca mutlaka gidermiş. En sonuncusu, bunu da şöyle bir anlatayım. Bir gün bir telefon çaldı. Günlük meşhur gazetelerden birinin muhabiri. Göksel Hanım ben falanca dedi. Adını söylersem şimdi gazeteyi bileceksiniz, reklam olacak. Ben de dedim ki, ha dedim, ben de Muazzez Ersoy'um dedim. Yani adamın o olduğuna inanmadım. Çünkü o sırada da biz şey yapıyorduk. Bizim dizi Ruhsar'ı yapıyorduk. Orada da Cem Davran'la ve Hakan Gerçek'le böyle esprileşiyorduk. Beni telefon şakası yapıyorlardı her dakika. Gene onlar zannettim filan. Neyse. Meğerse işte o gazetenin muhabiriymiş. Venedik'e gitmiş. Fey Dunaway orada, film festivali, kimseye röportaj vermiyormuş, kimse yanına yaklaşamıyormuş. Fakat bana telefonda diyor ki, sizin sayeniz dedi, benim Türk olduğumu öğrenince o yanıma geldi diyor. Ve işte Göksel Kortay'ı tanıyor musun demiş. O da demiş ki, yani ismini biliyorum ama tanışıklığım yok. İşte benden selam söyle ve diyor sizin sayenizde bir tek röportajı ben yapabildim orada diyor. Bir tek bana röportaj verdi diyor. Sonra o da onun şansıymış. Şimdi o röportaj çıktı. Yani benden çok bahsetmiş. İşte bütün bu anlattıklarımın hepsini anlatmış filan. Dedi ki size dedi teşekkür için arıyorum. Roma'dan arıyor. Çünkü dedi sizin sayenizde tek röportajı ben yapabildim dedi. Size de çok selam söyledi dedi. Sonra buraya Antalya Film Festivali'ne gelmiş. Hiç haberim yok 7-8 yıl önce. Ben de hep giderim. O yıl gitmeyeceğim tuttu. Sonra gecenin bir vakti işte festivalden birisi dedi ki Fey Dunaway burada sizin telefonunuzu istedi, verebilir miyim? Aa dedim, aman verin tabii dedim. Meğerse başka bir sanatçı gelecekmiş. O gelemeyince son anda gelmiş. Daha uçaktan inerken gazeteciler falan bekliyorlar. Demiş ki Göksel Kortay'ı tanıyor musunuz? Hemen onu bulun bana demiş. Bir tek istediğim o demiş falan. Sonra buluştuk. Ben dedim hemen geleyim Antalya'ya. Yok dedi sen gelme, ben burada çok doluyum dedi.
ben geleceğim İstanbul'a dedi, geldi. Burada iki gün birlikte geçirdik. Ağladık, güldük o sırada benim. Çok güzel. İşte böyle. Harika. Böyle. Kısa çok kısa güzel bir, yani, çok güzel bir anı ama. Gerçekten. Evet, yani bu anılar birbirinden kıymetli sizinle. Bence bir program daha yapalım. Evet, evet, kesinlikle. Yakın zamanda, ben öyle düşünüyorum. İnşallah, ben de çok isterim. Sevin. Evet, çok gerçekten şey, çok çok keyifli yani, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok bir de dolu dolu yaşayınca çok anı birikiyor. Yani her dağdan, her taraftan. Mutlaka bir program daha yakın zamanda planlayalım diyorum. Bu şimdi sizin için ben heyecanlandım. 1,5 senedir evden dışarı çıkmadım dediniz. İşte tiyatro yok hayatınızda vesaire. Şimdi 29 Ağustos'ta oynayacaksınız. Ben, yani bana geçti o şey. Şimdi 29 Ağustos'u iple çekiyorsunuz herhalde. Evet. Oradan başlıyor. Evet. Çok güzel. Peki bu bir şey eklemek isteyen var mı acaba? Çok güzel, çok keyifli sohbet olduğunu söyleyenler, teşekkür edenler. Ben de buradan herkese çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Yani benim için önemli tabii. Kimse için önemli olmayacaktı. Buyurun lütfen. Göksel Hanım'ı çok severim çocukluğumdan beri. Niye bunu bilmiyorum. Yani televizyonlarda falan görerek, ya bu sevgi nasıl oluyor onu da hep merak ederim ve her yerde kulaklarını çınlatırım gıyabında. Çok bahsederim, çok sevdiğim için. Ne olursa Göksel Hanım şöyle öyle gibilerinden. Ve tanışmam, estağfurullah, muhakkak ki sizin işte gördüğüm üstün bir şeyleriniz var. Bu yani benim sevgim değil, sizin benden aldığınız bir şey. Çünkü ben vermiyorum. Ve tanışma fırsatı da buldum. Her zaman bunu da anlatırım. Altın değerinde bir fırsattır. Ben iç mimarım. Bir arkadaşınızın evini tesadüf dekorasyonuyla ilgilenmişim. Oraya gelmiştiniz. Yani bu benim için diyorum işte, şu an kimseyi ilgilendirmez ama benim için altın değerinde bir andır. O arkadaşımın adı ne? Necdet Bey, yanlış söylemiyorsam çok yıllar oldu. Karısı da Ketrin miydi? İsviçre'den geldi. Aa, tabii çok eski dostum. Evet. Necdet Bey'ler İsviçreli. Evet. Buradaydı bir hafta önce, gitti bir hafta önce. Öyle gitti. Mi? Çok özlemiş İstanbul'u, bizi çok özlemiş. Evet. Fırlamış bir haftalığına, tam da o yasak dönemi denk geldi. Burada kafe yok mu, restoran açık değil mi dedi gitti. O gitti, ertesi gün her şey açıldı. Çok onun vesilesiyle sizinle karşılaşmış olmak benim için de çok hoş bir anı oldu. Altın dilesem bu kadar mutlu olurdum yani. Çok teşekkür ederim. Çok estağfurullah. Göksel Hanım, ben de çok bir şeyler söylemek istiyorum. Hem çok hanımefendiliğinizi çok takdir ediyoruz, çalışkanlığınızı, üretkenliğinizi, oyunculuğunuzu ve alçak gönüllülüğünüzü biraz önce siz de bahsetmiştiniz. Aynı şey sizin için de geçerli ve tiyatroları kaçırmıyorsunuz. Tamam, hani böyle bütün oyunları, gençlerin oynadıkları oyunları takip ediyorsunuz. Sizi takdir etmemek mümkün değil. Şu 29'unu ben de bir öğrenebilir miyim, kaçırmayayım diyorum. 29 Ağustos'ta. Hayır, 18 Ağustos'ta. Pardon, ben yanlış söyledim. Tamam, İzmir. 18 Ağustos'ta neredesiniz? Karşıyaka. Ne oynuyoruz? Kibarlık Budalası. Ondan önce ondan sonra 19'unda Bornova'da olabilir. O ihtimal var. Sonra da devam edecek işte. Daha onlar belli değil ama İstanbul'da da Eylül-Ekim'de de İstanbul'da var. Tabii bütün Bu online değil mi? Direkt canlı canlı. Canlı canlı. Sahnede canlı. Harika. İstanbul'dakileri kaçırmayalım en azından.
Tabii tabii bu büyük ihtimal bahçelerde olacak. Tabii pandemiye bağlı iyi giderse diye ümit edip işte hazırlanıyoruz. Çok güzel. Peki o zaman yavaş yavaş kapatalım diyorum. İki saati geçtik bile. Ne mutlu bize. Çok güzeldi gerçekten Göksel Hanım. Çok mutlu ettiniz bizi. Bir araya geldik böyle. Özlemişiz gerçekten sizi görmeyi. Sağ olun, sağ olun. Evet. Verirseniz ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir kere İstanbul gönüllüsü olmanız en önemli niteliğiniz bence. Ona ilaveten bazılarınızı tek tek tanıdım. Hepiniz çok çok değerli kişilersiniz. Çok sevindim sizlerle tanıştığıma. Ben İstanbul gönüllülerine teşekkür ediyorum. Beni bu platformda sizlerle yani izleyicilerle buluşturdukları için ayrıca izleyicilere de katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Benim için bir ayrıcalıktı bugün burada sizlerle olmak. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Pandemisiz inşallah en yakında güzel günler, mutlu, sağlıklı günler, yarınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler.